Gündem Özel'den herkese merhabalar, herkese iyi bayramlar sevgili seyirciler. Bugün yine bayram özel gündem özeliyle karşınızdayız. Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bugün de biraz yapacağımız şey açıkçası bayram sohbeti, hani adı altında konuştuğumuz, yaptığımız programlar vardır ya, onlardan bir tanesi olacak. Müfit Can Saçıntı ile birlikteyiz. Senarist, oyuncu, yönetmen ama bence hepsinden önemlisi bir mizah ustası. Bir mizahçı. Ustasını da bir tarafa bırakalım. Yani usta olmak da gerekmiyor. Ama yani bu hakikaten bir toplum açısından baktığımızda çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Aynı zamanda da böyle birkaç bin yıllık bir geleneğin bugünkü temsilcileri. O yüzden hem üzerinizdeki yük biraz ağır, hem de saygınlık çok üst seviyede. Bunu konuşacağız ama şimdi Sayın Saçıntı, Müfit abi demeyeyim şimdi seyircilere. İstediğini diyebilirsin. Gerçi Müfit abi diyeyim çünkü yani yapmacık olmasın. Normalde nasıl konuşuyorsak umut ediyorum seyircimiz de bizi affedecektir. Hakikaten öyle bir aramızda hoş bir sohbetimiz var. Ya şimdi eski bayram sohbetleri denilince hemen bir eski bayramlar meselesi gündeme geliyor. Evet. Fakat böyle bir son 10 senedir, 5-10 senedir bu eski bayramlar meselesi konuşulduğunda, tartışıldığında maalesef üzücü bir şekilde efendim işte bayram nostaljisi yapıyorsunuz. Geçmişi bu şekilde konuşmanın bir manası yok. Biz biraz bugüne bakalım deniliyor. Ama ben o nostaljinin çok önemli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yani eğer artık büyük kentlerde yaşadığımız hayat içerisinde çocukluğumuzu, ritüellerini, orada yaptıklarımızı hayata geçiremesek bile onları akılda tutmamız belki bugün yeniden yorumlamak açısından, hayatımıza belki başka bir biçimde katma açısından önemli olabilir. Belki bir yol bulabiliriz buradan diye düşünüyorum. O yüzden çocukluk bayramları, geçmiş bayramlar benim açımdan çok önemli. Ben hep çok böyle güzel, çok keyifli hatırlıyorum o dönemleri de. Müfit Can Saçıntı nasıl hatırlıyor acaba? Nasıldı? Nerede geçti çocukluğu ya da kaç yerde geçti? Evet. Şimdi önce teşekkür ederim beni bu bayram sohbetine çağırdığın için. Estağfurullah. Çok duygulandım. Hem de yaşlandığımı hissettim. Gerçekten. Niye? Çünkü bizim çocukluğumuzda da bayram sohbetlerini hep yaşlılar çağrılırdı. Erol Günaydınlar. Biz bugün bir farklılık yaptık, iki genç. yok. Gerçekten eski bayramlar konuşulurdu. İnsanın, yani insan yaşlandığını ne zaman hissediyor? Aslında ruhu kolay kolay yaşlanmıyor. Bir takım göstergeler vardır. İşte saça ilk düşen haklar, yakını görememeye başlama. Ama bir de işte bayram sohbetlerine çağrıldınsa yaşlanmışsın demek. Gözlüğüm nereye? Sorusuyla bayram sohbeti. Bugün bir kez daha yaşandığımı hissettirdin. Bir de şey verirler hani oyuncular falan. Onur ödülü veriliyorsa tamam. Artık sahneleri bırakınız inşallah. Bayram sohbetine çıktık. Bir de onur ödülü alırsam yakında kesin yaşlanmışım demektir. Ya tabii çocuk olmanın kendisi baş başına belki bir bayram. Bir de çocuk olunca bayramlar daha anlamlı, daha güzel. Bir de çocukluğum, memur çocuğuydum, astsubay çocuğuyum. Tayinlerle, beklenmedik tayinlerle de geçti. Mesela ilkokulu 6 ayrı yerde okudum. İlkokul 5 sınıftı o zamanlar, 6 ayrı yerde okudum. Ortaokulu Doğu Beyazıt'ta okudum. Lisede buraya geldik, burada emekli olduk, kaldık. Bayram, televizyon çok önemli yer tutardı. Bir, iki, biz daha eskilere yetişemedik ama bayram yeri, yani böyle çekilişlerin yapıldığı, harçlıklarımızı alınca yani el öperdik. Çocuk için bayram demek, el öpmek demek ama daha da önemlisi harçlık almak demek. İşte kurban bayramlarında da bol bol kavurma yemek demek. Benim hatırladığım hani Anadolu'da, işte mesela Sungurlu'da, harçlıklarımızı alır almaz böyle bol bol oyuncakların olduğu, ona ne derlerdi, bir adı vardı, böyle bir nevi ilkel kazı kazan gibi bir şey vardı ama el yapımı, birinin yaptığı. Evet. Onu böyle, onun bir adı vardı da unuttum. Vallahi ben işte kazırdık ama elde yapılmış. Genişçe evet. Bir karton üzerinde delikler delinmiş. Evet. Altında böyle bir folyo, alüminyum folyo. Aynen, aynen. Yapılırdı. Hatta bazen de bazı dönemlerde çocuklar da yapardı para kazanmak için. Onun büyüğü yapılırdı. Sonra mutlaka şehre güzel filmler gelirdi. O, ya da güzel filmler bayram için bekletilirdi. Zaten mesela 3 film birdendi genelde. 2 film birden olurdu. Bayram oldu mu o 3'e 5'e çıkardı mesela.
parayı, ya el öptün, gittin, harçlığı aldın, bitti ritüel kısmı. Bayramı sabahtan giriyordum filme, akşam işte 5 film seyrederdin. Şimdi böyle şeyler vardı. Zaman zaman eleştirilir, işte eski bayramlar nerede, şimdi gençler işte falan. Bir kere bu gençlerden şikayet etme, eski bayramları özleme, sen daha iyi bilirsin. Sümer tabletlerinde, hatta bazı Hitit yazıtlarında bile varmış işte. Kaç bin yıllık şeyden, yaşlılar yine gençlerden şikayet ediyor. Ah, nerede o eski bayramlar diyor. Bu yeni bir mesele değil. Şimdi son yıllarda da eleştiriler bakıldığında hep deniyor ki ya bayram kalmadı, bayram deyince herkes tatile gidiyor filan. Ama bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani sadece eleştiriler bakmamak lazım. Diyorum ki demek ki insanların yeni bayramlara ihtiyacı var. Tatil bayramı gibi. Yani çünkü bayramlar, şimdi iki tür bayramlarımız var. Milli bayramlar milletçe kaynaşmaya sağlıyor. İşte dini bayramlar ümmetçe kaynaşmaya sağlıyor. Ama şimdi buna rağmen de insanlar tatile gidince işte eleştiriliyorlar, ama günümüzün gerçeği de öyle bir şey. Ya kızmamak lazım. Demek ki yani insanların da bu ihtiyacına da bir cevap vermek lazım. İnsanların yani yeni bayramlara ihtiyacı da var bir taraftan diye düşünüyorum. Ve bayramın da kelime anlamına baktığımızda aşağı yukarı işte neşeli, sevinçli bağlantılı bir anlamı var. Şimdi bilmiyorum yeri mi, ulusal bayramlarda da, milli bayramlarda da, dini bayramlarda da ritüeller biraz öne geçiyor. Yani yanlış cümle kurmak istemiyorum ama, ki yine kendi çocukluğuma döneyim şimdi. Ama mesela çocuk bayramı olurdu, çocuk bayramını kutlayacağız. Bir çocuk gibi bir bayram edelim istiyordun ama yok, ne yapıyorduk? İşte okula çağrılıyordu, ondan önce provalar vardı, illaya, hizaya gireceksin. Tek sıra uzanıp hiza alırdık. Bazı hani çok güzel öğretmenlerimiz vardı ama bazen hizayı doğru almadık diye elimize filan vururlardı. Böyle rahat hazır ol da geçen bir bayram. Ya bunun nesi bayram? Ya gerçi şimdi son yıllarda gerçi hem okullarımız daha rahatladı diyebiliriz, hem çocuklar için bayram etmek için çeşitli yollar düşünülüyor. Bayram haline gelebilir. Yine şey, dini bayramlara döndüğümüzde tabii ki dini vecibeler yerine getiriyor. Tabii ki dini anlamları var. Ama birileri de tatile kaçıyorsa bunu da bir, belki sosyologlar, belki birileri bunun adını koyup bir bu ihtiyacı da karşılık vermeleri lazım. Çok uzatmayayım lafı. Diyorum ki ben eleştirmeyi bırakalım. İnsanların bir tatil bayramına da ihtiyacı var. Bayramlarda tatil yapmaktansa ayrı bir bayram icat edilsin. Tatillerde bayram yapalım. Sesleniyor. Yo, abi hiçbir şey bayramı. Ritüelsiz bir, yani her bayramın bir ritüeli var ya. Yani ve ona uymak için de geriliyoruz. Şimdi değil mi? Özellikle babalar, tamam çocuklar seviniyor. Kurban bayramı. Kurban bayramı yaklaşırken kurbana gelecek miyiz? Kaç kişi geleceğiz? Paramız yetecek mi? Kredi kartıyla alsak kredi kartıyla kurban caiz mi? Bir sürü stres, sıkıntı. Tek başımıza danaya giremiyoruz, denizlerle mi girsek? Ondan sonra bir beşinci ortak. Babalar için tabii ki bir stres tarafı da var. İşte tamam, onu bayram ziyaretleri hem anlamlı ama bir taraftan yine stresli. Onlara gidecek miyiz? Biz onlara gittik. Onlar bize gelecek mi? Evde duralım. Bir de insanların hani hiçbir şey bayramına ihtiyaçları var. Öyle bir bayram olsun istiyorum ki, yani hiçbir şey bayramı ya. Tatil olsun. Hiçbir durumumda olmasın. Hiçbir ritüeli olmasın. Öyle bir 3 gün buradan yetkililere sesleniyorum. Bir 3 günlük hiçbir şey bayramı ilan ederlerse sevinirim. Gayet memnun oluruz. Gerçi tabii bu tatile gitme meselesinde şunu da göz ardı etmemek lazım. Herkesin bir, hani evet, büyük kentlerden insanların ayrıldığını görüyoruz, takip ediyoruz da. Yani herkes tatil köylerine, sahillere gitmiyor. Çok çok önemli bir kesimi de memleketlerine gidiyorlar. Yani aileyi görüyorlar, akrabalarını görüyorlar. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Yani o tatil bayramı da çok önemli. Şimdi 50 hafta çalışıp 2 hafta tatil yapmak, yani 2 hafta tatil yapabilmek için senede, evet. İşte onu da yapamıyor insanlar. Bir hafta birçok insanın tatili. 51 hafta çalışmak da pek güzel bir şey değil, evet. Herhalde değil mi? Tatilden dönüp de dinlendim diyeni duymadım. Bak sen gördün mü? Hepsi yoruluyor. Tabii.
hem fiziken yoruluyor, koşturma, trafik, gittin geldin yere falan filan, hem beyin stres, para yetecek mi falan filan, bin tane stresle yorulup dönüyorlar. Ama asıl bayram yani bedenin dinlenmesinden çok bir hava değişikliği galiba. Orada memleketine gitsen de tatil, o da tatil. Tabii. Sonuçta hani işten, güçten, sıkıntı, stresten, günlük rutininden sıyrılıp herhangi bir yere gitmek o da bir tatil. Tedbiri insan için tabii çok. Aynen ya, zihnen uzaklaşmak bile yani evinde de uzanıp bu da bir tatil bence. Günlük sıkıntılarından, mecburiyetlerinden uzaklaşıp hayallere daldın mı o da bir tatil diye. Aynen öyle valla. Peki şimdi Müftü abi, mandıra filozofunu biraz konuşalım. Yani bir sürü yaptığınız iş var. Üst üste ortaya koyduğunuz bir sürü sanatsal üretim var. Onların hepsi çok kıymetli ama tüm bunların içerisinde mandıra filozofu niyeyse Türk halkının gönlünde, gerçi hani niyesini ben kendi adıma sebeplerim var elbette ama işte onu size de sormak istiyorum. Özel bir yer edindi. Yani şimdi bugünün yapılan işlerine baktığımızda maalesef Türkiye'nin temel durumuyla da alakalı olarak işte kesimler var, taraflar var, toplumsal işte çeşitli gruplar var. Genelde böyle belli gruplarla alakalı, onların kabul ettiği, teveccüh gösterdiği işler görüyoruz sanatsal üretime baktığımızda. Fakat mandıra filozofu öyle bir şey ki hani siyasi bir yelpazeden bahsediyorsak onu böyle yatay kesiyor. Evet. Yani görüş, siyasi görüş, inanç vesaire fark etmeden, üstelik o yatayın yanı sıra bir de böyle dikey toplumsal o sosyoekonomik gruplara baktığımızda hani en zengini de, ülkenin en çok para kazananı da, kıt kanaat geçineninin de gönlüne taht kurmuş bir karakterden bahsediyoruz. Şimdi kimdir bu mandıra filozofu? Niye böyle bir şey oldu? Nasıl ulaştı böyle bir teveccühe? Sonuna gelmeden bir önceki söylediğine, neden bütün kesimler, bütün siyasi görüşlerden kesimler mandıra filozofunu sevdi sorusundan. Çünkü ya biz aslında sorunların tespitinde ayrılmıyoruz. Bütün siyasi kesimler, bütün siyasi partilere bak, Türkiye'nin sorunlarını teşhiste, tespitte herkes aynı sorunları yaşıyor, aynı sorunları tespit ediyor. Aynı şeylerden şikayetçi, biz çözümde ayrılıyoruz. Ya mandıra filozofu da yani bir eleştirel bir tavrı olduğu için herkes, ama biz mesela çözüm önermiyor mandıra filozofu. Yani kendi hayat tarzı var ama dikte etmiyor. Ama bir eleştirel tavrı vardı diziden de başlayan. O konuda herkes hemfikir ama mandıra filozofu inan bir çözüm önermeye başlasa, kalksa ya da dikte etmeye kalksa, orada da seveni sevmeyeni çok bölünür. Yani ona bağlıyorum. Biz, yani bir de şu da var, bayramlarla da birleşeyim. Nasıl sorunların teşhisinde bir araya gelebiliyorsak, ulusça, halkça, milletçe, ne diyorsak, toplumca. Bizim bir yani millet tanımım vardır. Kıvanç ve tasada birlik. Birlik. Diye yani milletin tanımı, yani kıvançta, kaderde ve tasada birlik olan toplumlar. Biz aslında tasada çok güzel birleşiyoruz. Biz ayrı insanlar, bir deprem olur. Yani Türkiye'nin her yerinden birbirimize kol kanat geliriz. O günleri hatırlayalım. Evet. Yaşımı dedi. Herhangi bir kötü olayda hakikaten bizim milletimizin, halkımızın, toplumumuzun bir araya gelmesinde bir sorun yok. Ya biz bir tek neşede, kıvançta bir arada gelmekte sorunlarımız var. Bir de onu başarırsak mükemmel olacağız. O yüzden de diyorum biraz bayramların sayısı artsın ve hiçbir şey bayram olsun. Sadece hep beraber kaynaştığımız, hep beraber eğlendiğimiz, keyif çattığımız bayramlar olsun. Bak, ihtiyaç var. Niye? Özellikle şehir insanında, modern insanın böyle bir şeye ihtiyacı var. Diyelim biz daha feodal bir toplumken, köy toplumuyken olabiliyordu mesela düğünler, insanların beraber eğlenme ihtiyacı, yani bayramlar biraz oradan çıkmış aslında. Ama dediğim gibi milli ve dini bayramların başka bir anlamı olduğu için, ritüelleri bol olduğu için topluca eğlenme özelliği biraz azalmış bayramların. Ama mesela yine şeye dönüyorum, daha bir tarım toplumuyken köylerde bir köy düğünü oluyor. 3 gün 3 gece eğlence. Genelde de şeye denk getiriyorlar işte diyelim. Hasat sonra. Hasat sonuna. Para pul derdi kalmamış. İşler güçler bitmiş. Düğünler ona denk geliyor. 3 gün şan olsun diye davullar, zurnalar, yemekler pişiyor.
3 gün bütün köylü eğleniyor. Senin düğünün bitiyor, öbürününki başlıyor. Neredeyse bütün, değil mi, sonbaharı eğlenceyle geçiriyorlar. Kışa kadar hep beraber bütün köyce. Ya sen nasıl işte o zaman, ben bu köylüyüm, ben buraya aitim, bunlar benim insanlarım, bunlar benim komşum. O daha da pekişiyor. Şimdi günümüzde bak düğünler bile neye döndü? Özellikle mesela düğün salonlarında takı merasimi. Geliyorsun bak, önceden takı sona bırakılıyordu. Gitti mi son yıllarda böyle bir düğüne bilmiyorum. Önceden yine burada da şehirlerde de düğün salonunda düğünler yapılıyor. Kuru pasta da olsa bir ikram var. Bir limonata da olsa ikram var. Ondan sonra bir oynanır, göbekler açılır. Kasap havası. Kurlar dökülür. En son takı töreniydi. Son yıllarda ben gidiyorum. Takı törenini millet başa almış. Çünkü yani niye, aceleleri var, birileri erken ayrılıyor, trafiği düşünüyor, gece geç oluyor falan, nesi? Takı töreni baştan geliyorsun abi, işte takı takılıyor. Takı takı takı, o da bitmek bilmiyor zaten. 300 kişi geldiyse 300 kişi tek tek anılıyor. Zaten geçiyor 3 saat. Kalırsa işte biraz şey yapılıyor, gidiliyor. Yani bizim diyelim modern çağın şehir insanının yeni, gerçekten tekrar ediyorum belki ama, yeni bayramlara ihtiyacı var. Bu da bir ihtiyaç. Topluca hep beraber eğlenmek de bir ihtiyaç. Ve yani millet olmanın da geri, bak tanım da diyoruz. Tasada ve kıvançta birlik olmak. Tasada birlik olduğumuzu çok güzel kanıtladık. Ya şu büyük, ne bileyim, o da epidir, o da yok. Büyük futbol başarıları olmasa eskiden, yani onlar vardı. Yine bir toplumca eğlenebiliyorduk sokaklarda filan. Epidir değil mi? Takip de etmiyorum, böyle bir ulusal futbol başarısı da gelmiyor. Yok maalesef. Yani. Şimdi. Ha şeye, mandıra filozofu nereden çıktı? Daldan dala atlıyorum. Güzel, yok yok. İyi, ay, güzel dallar ama onlar. Döneyim başa, nereden çıktı? Ya şöyle, aslında bizim için de sürpriz oldu. İki bölüm diye yazıldı. Mandıra filozofu. Ben de, o da enteresandır da, neden ben senaristiydim. 3 senaristten biriydim. Yeni bir karakter sokalım falan derken 2 bölüm diye yazıldı. Ben de ya ben sevdim ama bu tutmaz. Çünkü hani fazla ciddi şeylerden bahsediyor. Her ne kadar güler yüzlü de olsa fazla mesaj veriyor. Sevilmez diye düşünüyordum, itiraf ediyorum, yanıldım. Ama ben sevdim, 2 bölüm oynarım, benim için de bir an olur diye düşünüyordum. Daha ilk yayınlandığı gün internetten anladık ki acayip tuttu. Sonra işte 2 bölüm diye yola çıktığımız karakter yaklaşık 200 bölüm sürdü dizi olarak. Sonra ben de senin gibi kafa yordum, ya bir dakika dedim, ya bu yani... Hani belki de yanılmış olmanın verdiği bir arayışla, ya bunun bu kadar sevilmesinde bir tuhaflık var. Niye bu kadar sevildi? Yani yeni bir şey söylemiyoruz. Niye bu kadar çarpıcı gelen ne? Sonra düşündüm ki asıl mesele, yani yeni bir şey söylemediğimiz için tuttu bir. Yani yeni bir şey söylesek bir idrak süreci, bir alışma, bir direnç, birileri karşı çıkacaktı. Yani yeni bir şey söylemedik. Neyi söyledik? İki, insanların zaten bildiği ama unuttuğu ya da günlük yaşamın hayhuy içinde ıskaladığı, gözünün önünde olduğu halde bakmaya fırsat bulamadığı şeyleri gösterdik. Bir, ha evet ya böyle bir şey vardı diye hatırlattık. İki, bir de hislerine tercüman olduk diye düşünüyorum. Hangi? Yani ya mesela işte diyelim bu şehir hayatında yorulmuş, bıkmış, bir koşturmacanın içinde bir insana dedik ki, yani şimdi diyor, yani ben çalışmaya karşıyım diyordu mesela en çok sevilen sloganlarından bir tanesi, ben çalışmaya karşıyım diyordu mesela, bir dakika dedi ya insana, evet ben de çalışmaya karşıyım falan diye. Ya mesela bu hislerine tercüman oldu, yani kendisi hani bıkmış herkes. Kendisi adına çalışma hayatından, çalışma koşullarından şikayet eden birisi var. Orada espriyle de karıştırınca daha tahammül edilebilir oluyor bazı sert görüşler de olsa. Öyle. Yani bu çalışma ile karşımla ilgili zaman zaman tabii ki espri yapıyoruz, şaka yapıyoruz. Bana da soruyorlar öyle diyorsun, çalışıyorsun diye. Bak şimdi çalışmak insanın doğasına aykırı bir şey.
Ama nasıl çalışmak? Kimin adına çalışmak? Başkası adına çalışmak insanın doğasına aykırı bir şey. Yoksa çalışmadan duramayın. Yani, tabiata baktığında da hakikaten yani bir başka tavşan adına çalışan tavşan yok. Ya da ne bileyim işte bir diyelim kaplan. Bir başka diyelim patron kaplanlar var onun adına avlanıp buyur diye getirip de bir böyle bir kaplan yok. Başkası adına çalışıyor doğada hayvanlar. Nasıl? Bir çıkar karşılığı, para karşılığı ya da bir sınıfsal konum karşılığında bir zorunluluk olarak değil. Nasıl? Yavrusu için çalışıyor. Yani ancak sevgiden doğan bir sebeple bir başka hayvan adına bir hayvan çalışabiliyor. Ya yani yavrusunu tabii ki yapmış, onun yemeğe ihtiyacı var, gidiyor yem topluyor, yavrusuna yediriyor, bakıyor, ediyor, onun için çalışıyor. Ama onun dışında insandan başka bir başkası için çalışan başka canlı türü yok. Biz de bu yüzden bize zor geliyor çünkü doğamıza aykırı. Ama hiç çalışmadan da olmaz. Çalışmak zaten bir başkası adına değilse, kendin için çalışıyorsan zevkli de bir şey. Yani günümüzde de öyle diye düşünüyorum. Öte taraftan bir de yani bir uzun bir süredir bu topraklarda var olan bir sesin yeniden duyulması da aynı zamanda sanki. Yani çok sıradan, efendime söyleyeyim, geçmişinde böyle çok büyük büyük şeyler olmasına gerek olmayan ama aynı zamanda ifade ettikleriyle ve duruşuyla tırnak içerisinde büyük birisi mandıra filozofu. Yani bir anlamda efendime söyleyeyim Keloğlan'ın, bir anlamda Nasreddin Hoca'nın, efendime söyleyeyim Bekri Mustafa'nın, Bektaşi fıkralarının vesairenin, işte o Bektaşi aynen. Baba'nın sanki 20. 21. yüzyıldaki Anadolu'da doğmuş torunlarından bir tanesi. Hay ağzın bal yesin diyelim Anadolu tabiriyle. Çok doğru şeyler söylüyorsun. Ama şunun için ondan hakkını teslim etmediğine. Çünkü tabii bizi sevmeyenler de vardır mutlaka ama nezaket gösteriyorlar. Çok yüzümüze karşı söyleyen yok ama sevenler sanki böyle bir geleneği biz başlamışız gibi hakkımız olmayan iltifatlarda bulunuyorlar. Abi bak sen de mizah yapıyorsun ama mesaj da veriyorsun, işte şu sorunu da dile getiriyorsun filan diye şey yapıyorlar. Hakikaten hakkımız olmayan bir iltifat. Yani biz ne mutlu o saydığın isimlerin torununun torununu filan olabilirsek, yani o bayrağın ucundan tutabildikse ne mutlu bize. Yani bir kere en azından yeni kuşaklar için ya da bu meseleleri yani herkes bu kadar incelemek zorunda değil. İncelemeyen seyircilerimiz için de hatırlatalım. Bizim yaptığımız mizah hiç yeni bir mizah değil. Bu toprakların, bu Anadolu'nun, hatta bu Asya'nın, Orta Asya'nın, neyse her yeri bilemeyiz ama bizim Anadolu'muzun mizahı zaten böyle bir mizah. Nasıl bir mizah? Mesaj kaygılı bir mizah. Dolu bir mizah. Dediğin gibi ben diyorum ben paraya karşıyım diyorum böyle bir şey. Şimdi ben mandıra filozofuyum, paraya karşıyım diyorum. Kaç yüzyıl önce Selçuklu döneminde yaşadığı rivayet ediliyor Nasreddin Hoca. Demiş ki parayı veren düdüğü çalar. Meşhur fıkrasıdır. Ye kürküm ye. Şimdi bizden kaç yıl önce parayı nasıl diyeyim parayı merkeze koymayı, paranın kulu kölesi olmayı onun toplumsal eleştiren etkisini. Evet. Nasreddin Hoca. O zaman ilk mandıra filozofu Nasreddin Hoca. Ya bunun gibi bırak şeyi mizahçılarımızı ama mesela diyelim Batı'da Avrupa'da tabii orada da eleştirel mizah çok yaygın eski popüler ama mesaj kaygısı olmayan fars gibi vodvil gibi işte clown dediğimiz palyaço mizahı gibi yani hiçbir mesaj kaygısı yok. Bir tek bu işte Avrupa'nın Amerika'nın kültüründe var mesaj kaygısı olmayan bizim bütün dediğin gibi mizah tarihimize bak mutlaka ya bir sosyal meseleye parmak basar ya bir sosyal mesaj verir. Bir kaygısı bir derdi meselesi vardır bizim mizahımızın. Saydığın isimler çok değerli işte Nasreddin Hoca orta oyunumuz öyle. Karagöz Acıvat öyle yani bize hep mesela biraz mesaj kaygısızlar gelmiş bugün ama
o kadar eleştirel şeyler var ki Karagöz Hacivat'ın tekst haline getirilmiş metinlerine baktığında eski orta oyununda öyle. Bırak onları geçin. Masalımızda ya yine bak Batı'nın masalına bak. Burada da yanlış anlaşılmasın. Böyle bir körü körüne bir Batı eleştirisi yapmıyorum ama tespit yapmaya çalışıyorum yani. Onlar da var bizde yok. Bizde olmayanla da övünelim yani. Tabii tabii. Şimdi bu da yok. Yani masallarına bakıyorsun. Hakikaten işte üvey anneler kesin onu doğramalar bilmem neler falan filan. E bizim Keloğlan masalımıza bak. Belli bir mizahı var. Belli bir işte fukara bir öksüz. Yoksulun çocuğu, yoksul. Bir padişahın kızına sevdalanıyor. Kötülerle mücadele ediyor. Ya bizim masallarıma baktın yine bir sosyal meseleyi parmak basıyor. Zengin fakir arasındaki bir uçurum, aşkın sınıf ve sınır tanımadığı, sevgiden yana, aşktan yana, yoksuldan yana, halktan yana. E masal bu ya baktığında, Keloğlan masalı. Anladın mı? Bizim masallarımız bile dolu. Bak anlatırken bile böyle bir gurur duyuyorum. Hani bu kültürün bir parçası olduğum için. Yani ondan yükseldim. Yok tabii ki de yükselmek lazım. Peki biraz daha devam edelim. Türk mizahının nasıl bir mizah olduğunu anlamaya çalışalım. Yani bugünkü yapılan mizahı da o anlamda değerlendirmek için. Yani zaten hani yüzyıllara dayanan bir geçmiş söz konusu ama çok yakın zamana kadar da Türk mizahının toplumsal etkisinin çok yüksek olduğu dönemleri de biliyoruz. İşte Gırgır'ın 1 milyon sattığı dönemlerden bahsediyorum. Gerçi ondan sonra mizah dergileri gene önemli bir yer işgal ediyorlar. Evet. Ama hala bir etkisi var. Tabii ki o dönemle karşılaştırılacak değil. Bu gelenek nasıl devam ediyor bugün itibariyle baktığımızda? Ya da hani mesaj önemli bir noktası. Bir yere ya ayağını basıyor olması. Başka hangi noktaları var Türk mizahında? Hem gelenekten bugün devam eden sizin. Ya şimdi geçmişle bugün arasında şöyle bir fark oluştu. Bugün de şimdi bugün mizah yapmak, bugünün araçlarıyla mizah yapmak büyük bir sermaye istiyor. Ve ya büyük bütçeler istiyor. İster bunu ister televizyonda, ister sinema, ister dergiler, kitaplar neyse bir sermaye istiyor. Ve bir yapımcı istiyor. Bir yapımcıyı ikna etmek istiyor. Ama mesela Nasrettin Hoca'nın böyle bir derdi var mıydı? Yani yapımcıyı ikna edeyim, mizah yapayım. Ya da bir kanal, sözüm meclisten dışarı, bir kanal yöneticisini ikna edeyim, mizah yapayım. Bir film dağıtımcısını ikna edeyim. Bir de öyle dertlerimiz var. Bugün şimdi eleştiriyoruz ama diyelim bak yine ben insanımızla övünüyorum. Bizim insanımızın ama her anlamda, yani sanatçımızın, oyuncumuzun, mizahçımızın, işte aşçımızın, hamalımızın, ya dünyadan hiçbir eksiği yok. Dünyayla yarışır. Ama bizim kendimize özgü problemlerimiz var. Şu an mesela eleştiriliyor. Diyor ya bizde senaryo çıkmıyor. Bizde midahımız boş midah. Şimdi bak beni övenler bir de diyelim benim meslektaşlarımı da eleştiriyorlar. Ama ben o meslektaşlarıma da sahip çıkmak istiyorum. Yani her türlü midaha ihtiyaç var. Onların yaptığınız ama bir kısmı ikna edildiği için o tarz midah yapıyor. Ya o diyor ki mesela yapımcı bu, böyle bir şey yap diyor. Bunu halk daha sever diyor. Hani bu daha tutar diyor falan filan. Ve hep tek dizle bizim kendi geleneksel mizahımıza göre maalesef içi boş bir mizah daha çok üretilir oldu. Ama son yıllarda görüyorum halkımız ona rağbet etmedikçe tekrar daha içerikli, daha kaliteli mizah içeren filmler de çıkmaya başladı. Ya birinci problemimiz bu aslında ve şeyi de yine demiyorum şimdi herhangi bir kötü niyetinden de değil ama yapımcı da kendi işte 1 milyon lira yatıracak ya da 2 milyon lira yatıracak o da istiyor ki kendi istediği olsun, kendi inandığı olsun diye istiyor. Bugün şimdi böyle bir problem var ama bugün nerede bu problem yok? İnternette. Ve bugün de mesela herkes dil birliği etmişçesine herkes internetteki mizahın çok kaliteli olduğunu, çok güzel olduğundan bahsediyorlar değil mi? Her alanda herkesin yaptığı. Çünkü orada artık bir sermaye istemiyor. Fırsat eşitliği var. Ve herkes kimseyi ikna etmeden kendi mizahını yapabiliyor. Bir takım sosyal medyada olsun, bir takım işte video ortamlarında olsun yapıyor. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. O yüzden bence o gırgırların başlattığı diyelim
çizili mizahımız, yazılı mizahımız, Aziz Nesinler'in başlattığı ya da senin dediğin gibi Nasrettin Hoca'dan başlayan mizahımız bugünlerde bence internette hayat buluyor ve orada bulacak. Yani günümüzün bir gerçeği de bu. Tabii internet birçok alanda özellikle sanatsal üretim için inanılmaz bir özgürlük alanı tanımlıyorken öte taraftan bir de sosyal medya gerçeğinde gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Orada da çünkü başka bir mizah anlayışı söz konusu. Şimdi özellikle şu son birkaç gün içerisinde Türkiye'nin yaşamış olduğu bir takım travmatik toplumsal olaylar üzerinden geliştirilen bir mizah anlayışı var ki ben kendi adıma çok eleştiriyorum. Bunu savunanlar da ofansif mizah adıyla bunu savunuyorlar ama gerçekten çok hani yönlendirmek gibi olmasın ama bana kalırsa korkunç sonuçları olan bir sürü toplumsal dengeyi gözetmeyen cinsiyetçi efendime söyleyeyim ırkçı bir takım mesajlar içeren tırnak içinde ofansif mizah denilen yeni bir kavram var sosyal medyada. Onu nasıl görüyorsunuz? Hatta biraz daha devam ettireyim. Bu ofansif mizah şey noktasına kadar gelebiliyor. Yani bir cümleyi okuyup o cümleye anında bir cevap yetiştirme, ilginç bir şey söyleme, komik bir şey söyleme, onun üzerinden hareket etme gibi bir yeni bir anlayış da söz konusu. Her şeyin mizahlaştırılması hatta diyelim. Ya şimdi bazı şeyler yapa yapa yaşaya yaşaya öğreniyor. Yani o arkadaşlarımız da işte etki tepki gördükçe öğrenecekler. Bunu şu an bence refleks olarak yapıyorlar. Şu an hiçbir şey düşünmeden. İşin nasıl her şeyin ahlakı var, her şeyin etiği var. Şimdi mizahın da bir ahlakı var. Ama şimdi bu da sana aileden verilen diğer ahlak çeşitleri gibi aileden verilen bir şey olmadığı için belki şimdi içgüdüsel olarak yapıyor mizahı. Onun ahlakı var mı yok mu kafa yormuyor ama öğrenecek. Etki tepki yoluyla öğrenecek. Yani yine de çok olumsuz bakmamak lazım. Şöyle bir şey, belki mesela ilk zamanlarımızda biz de yaptık. Bir gün bir tane arkadaşım bana bir laf etti. Ben o zaman mesela düşünün, ben de çok gençken ota bota diyelim. Espri yapıyorduk aklımda gelen, hatta böyle hala geçerliliğini koruyan bir takım iddialar vardır ya da tanımlar vardır. İşte espri hapşırık gibidir. Gelince yapacaksın falan gibi ya da işte çişe de benzetirler, çiş diyebiliyoruz herhalde. Tabii. O kadar da değil. Yani gelince yapacaksın falan diye. Şimdi ama işte bu dediğin sınıfa giriyor. Bence öyle de olmamalı, buna ya tutmasını bilmen lazım kardeşim. Bak çocukken tutamayabilirsin, sana eyvallah çocuksun ama eğer espri şey gibiyse, çiş gibiyse sen de yetişkin bir adamsan tutacaksın kardeşim. Yani ne demek bu o zaman? Hani altına işaretin gün gelir. Değil mi? Ve öyle bir muamele görürsün. Yani saygı görmezsin. Bir şeye döneyim. Ben de dedim ama görecekler. Yine ben pozitif yaklaşıyorum o arkadaşlarıma da. Yani kazanmak lazım. Yaşayarak görecekler. Biz de gençken yapıyorduk her şeyi. Ya da şey gibidir. Hani gelişine vuracaksın abi, futbol gibidir falan. Düşündü mü gazı kaçar falan. Bir de manası nedir, içeriği nedir? Bir gün bir arkadaşım dedi ki ben bir espri yapmışım. Ondan sonra yine ama ben komikliğine bakıyorum. Abi komik ama bunun da bir etkisi var. Ne diyeyim, mizah güçlü bir silahtır falan diyor. Diğeri gelince keskin mizah diyor. Demek ki bak kesiyor falan bir şey var. Niye bunun sonuçlarını düşünmüyorsun? Kendime söylüyorum. Abi gelişine bir espri yapmışım. Arkadaşımı kırmışım. O da dedi ki Müfit dedi espri için beni harcama dedi. Bak şu an bile duygulanıyorum. Aa bak farkında değilmişim bak çocuğum. Yani çocuk dedim hani 20'li yaşlardayım ama mizah anlamında. Evet yani. Espri yapmış. Ben düşünmüyorum. Ay gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama kardeşim gülüyoruz, eğleniyoruz ama bunun da bir sonucu var. Karşımdaki de insan. Bu bir yere gidiyor. Niye ben bunu tartmıyorum? Deniz kırılır mı, üzülür mü diye. Ama düşünmüyordum gerçekten. Ha, şimdi o arkadaşlarımız da bunun sonuçlarını gördük ki. Törpüleyecekler ya da işin etik kısmını da ya ben bir espri yapıyorum bu nereye gider, ne yapmak istiyorum, bu birilerini üzecek, üzmek istediğim üzülen insanlar iyi insanlar mı kötü insanlar mı, bir bunu tart. Ha kötü insanlar bilerek yani bilinçli yapacak sandım. Mizah da espri de bilinçli yapılması lazım. Zaten mesela zaman zaman mizahla komedi arasında
böyle ayrım var mıdır filan derler. Şu komedi daha bilinçsiz yapılan, mizah bilinçli. Mizah ciddi tabii, iştir yani. Ya ciddi tarafta. İştir ama komedi hani demin dediğimiz işte clown dediğimiz palyaço düşme kalkma da hani komedidir, mizah değildir. Mizahın işte bir ahlakı, bir bilinci vardır. Bir hesap kitap, bir eleştirel yönü vardır. O şu an yani o arkadaşlarımız biraz komedi yapıyor düşünmeden yaptığı için ama ben iyimserim. Tabii ki ona da birileri tepki gösterecek, öyle öyle törpülenecek. Peki Müfit Can Saçıntı kimi okur güler, kimi izler güler? Nedir onun takip ettiği ya da onu güldüren mizahçılar? Burada yani yerli, yabancı merak et. Ya tabii pek çok insan gibi şimdi mizah dergileri de azaldı. İşte Yiğit Özgür, Uğur Gürsoy o karikatürlerden. Cem Yılmaz, işte Ahmet Kural, Murat Cemcir yani... Çok ben hiç şey yapmam, kasmam kendim ya, gülerim. Yani bazen bazı hani mizahla uğraşanlar bir başkasını beğenmez ya da gülmez. Ben ya da internette üretilen mizaha gerçekten bayılıyorum. Şu an isimsiz kahramanlar bazıları isimli oluyor. Şeyden de ya o yabancı şeyi çok bayılıyorum da adı gelmedi aklıma. Ne dizinin, diziye dilim dönmüyor. Seinfeld. Yaratıcısı... Kendi dizisi var. David de adı. George Costanza'yı oynayan. Yok yok yaratıcısı bu. Oynamıyordu şimdi kendi dizisi var da. Neyse şimdi giydirirler bu internette yayınlanınca. Bir de sivri mizahlarını alet eder arkadaşlarım da etsinler. Hatırlayamadık haklarıdır. Peki şimdi biraz gene tekrar Mandıra Filozofu'na dönelim. Geleceği ne olacak Mandıra Filozofu'nun? Ya Mandıra Filozofu'nun ya karakter olarak mı? Şöyle bir şey, o karakter nereden çıktı? Şu an hakları Birol Güven'de. Ama ilk nereden çıktı onu da soranlar var. İsim babası Birol Güven. Hakikaten hani o şey yaptı. Şeyi de anmak istiyorum, bu yüzden söyledim. İlk bu doğadan örnekleri rahmetli Metin Aşıkgöz arkadaşımızı anmak istedim. Rahmetli oldu. Onun da adını geçirmek için biraz daha başa döndüm. Aslında Natural Metin diye bir başka dizide yine Mint yapımın Birol Güven'in yapımcılığı yaptığı bir dizide yazmışmış. Bu doğadan örneklerin doğada böyle bir şey var mı falan diye Mandıra Filozof'un bir o doğacı yanı da var. Orada Birol Güven de işte şey yapsın bir diziye yeni karakter sokalım dediğimde bizim Metin, Açıkgöz, Caner Güler, ben üçümüz çocuklar duymasını dönüşümlü yazıyorduk. Ya dedi Birol ya o çok güzel karakterdi ondan özellikler olsun. Ondan sonra bir de entelektüel ya da işte entel birisi olsun ki işte Ege'li yerel kadınımızla bir çatı külken bir nevi kültürel çatışma gibi de olsun diye. Hatta şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. İlk başta sinemacı diye düşünülüyordu. Burada televizyon olarak ilk defa burada söyleyeceğim. İlk Birol Güven Yüksel Aksu'yu düşünmüştü. Yani sinema okumuş bir oğul düşünüyordu. Ama yine doğadan örnekler Metin Açıkgöz'ün yarattığı Natural Metin karakterinden. Yüksel Aksu'ya teklifte bulundu. Yüksel Aksu o an yoğunluktan mı bir nedenden dolayı oynamayı reddedince top döndü dolaştı bana geldi. Bana gelince de nedense sinemacı değil de felsefeci olsun, felsefe bitirsin diye karar verildi. O iki bölümden sonra uzamaya başlayınca yani bu tuttu artık karakter her bölüm olsun geldi. Diye. Ya her bölüm bir şey olabilmesi için bunun da bir formülü olması lazım. Her bölüm ne anlatacak bu adam? Hani ilk bölüm köyden geldi, doğadan bahsetti. O yüzden ben dedim ki hani her bölümde bir şeye karşı olsun. Her bölümde bir şeyi eleştirsin mizahı yönden. Öyle öyle bugünlere geldik. Şimdi şu an bence şimdi soruyorlar ya bunun devamı gelecek mi? Ya bazı şeylerin de tadında bırakılması lazım diye düşünüyorum. Ben tadından bırakmaktan yanayım. İki tane çektik. Ya belli bir bakış açısı verdik diye düşünüyorum. Ya bence şu an iki film yeter diye düşünüyorum.
Yani bir karakter olarak Türk mizahındaki misyonunu tamamlamış gibi. Yani bir yani yapmış olmak için yapmamak lazım. Ya yani büyük de konuşmak istemiyorum ama bak şunu yapmak lazım. Bunu anca Mandıra Filozofu filminde yaparız diye düşündüğümde bir şey gelmiyor aklıma. Yani sırf tuttu diye de biraz tadını kaçırmamak lazım. Çok güzel, ne güzel ya. Yani oysa tırnak içinde piyasada tam aksi olur değil mi? Hadi tuttu, bunun üzerinden yürüyelim. Ama işte tutmuş bir şeye layık olmak için bence mesela daha özenli olmak lazım. Daha şimdi bizde de tersi bir mantık oluyor. Bir şey tuttuysan aslında tuttu abi, yapıştır filan. Ya diyorum yine hani bir şey gelir, bir şey bulurdu. Ya bu illa bir üçüncü film olur. O zaman neden olmasın? Ama sırf karakter ve iş kendisi isteyebilir ama tuttu diye üzerine gitmenin bir manası yok. Yapmamak lazım. Çünkü o dediğim gibi sonuçta bir taraftan o bir karakterdir ama bu bir çizgidir. Dedik ya Nasrettin Hoca'dan bu yana bir çizgidir bu. Ad koyacaksak illa diyelim sosyal içerikli mizah diyelim. O başka filmlerle, başka karakterlerle de yapılır. Yapılıyor da. Öyle yani. Öyle. Peki şimdi bizim en çok yaşadığımız şeylerden bir tanesidir millet olarak, ülke olarak. Ekrandaki karakterle onu oynayan kişiyi özdeşleştiririz. Evet. Yani hakikaten de bunun herkes biliyor işte, ben şimdi burada örneklerini tek tek saymayayım. Sokakta sevilenler, abi bizi de kurtar denilenler, hakaret edilenler, vay işte sen de şöyle yaptın denilenler. Cenaze törenleri düzenlenenler vesaire. peki Mandıra Filozofu Müfitcan Saçıntı'nın hayatına ne kadar girdi? Ya şöyle şeyler tabii, bende de şimdi şaka yollu olsun, ciddi olsun başıma çeşitli şeyler geldi. Bana en çok başıma gelen şey paraya karşıyım dediğim için bir ara alışveriş yapamıyordum. Esnaf kimisi ciddi, kimisi şaka yapıyor. Parayı veriyorum, para üstünü vermiyor. Bekliyorum, kardeş para üstü diyorum. Diyor ki abi sen paraya karşı değil misin? Ya bunu o kadar çok yaşadım ki sonra şöyle bir cevap buldum. Diyorum ki kardeş ben paraya karşıyım da verirken karşıyım, alırken karşı değilim diye. Bir de sağ olsun hani hakikaten saygı gösteriyorlar. Adam yerine koydukları yetmiyor. Filozof yerine koyuyorlar, gerçek filozof gibi. Çok sorular soruyorlar. Geçenlerde dediğim epey oldu işte o zamanlarda. Bir tane genç çift geldi, yeni evlenmiş, el ele tutuştular. Dedi ki abi biz yeni evlendik, evet, mutlu olmak için ne yapmak lazım? Böyle dedim ki kardeş artık çok geç evlenmişsin. Öyle. Şimdi böyle şaka yollu şeyler var, bir de ciddi olanlar var, ciddi ciddi. Tamam mı? Bir tanesi işte kızımla bir şey bir yere gitmişim kafeye, telefonu elime aldım. Sen yan masadan bir elime bir vurdu. Ne oluyor diye bir döndüm bir baktım. Dedi ki ben dedi senin telefon şey filmini izledim dedi, cep telefonunu bıraktım dedi. Sen utanmıyor musun cep telefonu kullanmaya? Aa ama baktım şaka mı yapıyor diye. Ona baktım çok ciddi, kendini kandırılmış, aldatılmış hissetmiş. Abi usulce bıraktım cep telefonu, böyle bekledim. Bir şey de diyemedim kızımın önünde. Hem fırça yedim hem ciddi tokat yedim. Böyle şeyler de oluyor. Bir tane de İzmir'de öyle gitmiştik bir yere. Ben akşam yemeği yiyorum. Bir tane abi geldi. Kafada güzel. Başka bir şey söylemiyorum. Kafa güzel. Ona ama zararlı bir şekilde. Güzel ama zararlı. Görsen nasıl zararlı? Çok zararlı. Ona geldi dedi ki abi dedi ben dedi İzmir'in dedi sen belki tanımazsın dedi çok dedi servet sahibi bir iş adamıydım dedi. Çok büyük servetim vardı dedi. Çok büyük dedi işlerim, ihalelerim vardı dedi. Senin filmi seyrettim dedi. Senin filmin dedi. Filmdeki dedi arsanın daha güzelini aldım, deniz kenarında o kulübenin daha güzelini yaptırdım, teknenin daha güzelini aldım, işi gücü bıraktım dedi. Evet abi dedim, gittim dedi balık tutmaya başladım dedi. Evet dedim abi. Sonra ne oldu? Sonra dedi çok sıkıldım, geri döndüm dedi. Şimdi ne yapmam lazım? Ben dedim abi bedava olmaz, ver bir film parası çekerek anlatayım dedim. Böyle şeyler de oluyor. Bu geri gelmişken de şeyi söyleyeyim. Biz şimdi ya nasıl diyeyim, biz paranın esaretinden kurtulup biraz da kendi hayatını yaşamanın öneminden bahsettik. Yani çalış çalış nereye kadar diye. Şimdi orada demin dedim Mandıra Filozofu
bir deniz kenarında yaşıyor ama biz o hayatın aynısını önermiyoruz kimseye. Yani sen tutup, yani senin kendi o zamana kadar bir diyelim yaşam kültürün oluşmamışsa, bir yaşam hayalin oluşmamışsa, bir hayalin yoksa, benim hayalimi ya da Mandıra Fridolf'un hayalini yaşamaya kalkarsan tabii sıkılırsın. Bizim demek istediğimiz biraz da kendine zaman ayır. Kendi hayallerinin peşinden koş diye. Yani böyle birebir yapmayı değerlendirenler de var da, yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. Bu böyle bir şey değil bu. Yani herkesin kendi hayat pratiğini evet. yaşaması gerekiyor. Peki yani şu da çok güçlü bir karakter olduğu için Mandıra filozofu, artık dediğimiz gibi belki de Türk mizahı içerisinde kendisine bir yer edinmiş karakterlerden biri olduğu için bunu soruyorum. Güçlü karakterler onların oyuncuları üzerinde de etki yaratırlar. Yani sadece insanların değil, onları oynayan, yani günümüzde de gördük, Türkiye'de de yurt dışında da çok derine giden örnekleri de var. Neredeyse karakterle birebir özdeşleşen, ama ondan bahsetmiyorum. Muhakkak hayatınızda Mandıra filozofunun değiştirdiği, sizin de bir şeyler olmuştur mu Fit abi? Ya şimdi şöyle, ya mutlaka oraya da bağlarım da, ama şöyle bir şey de var. Mesela bana oyuncu dendi mi kendimi çok rahat hissetmiyorum. Çünkü oyunculukla ilgili bir iddiam yok. Neden? Ya diyorlar ki abi sen de çok mütevazilikle alakası yok. Gerçekten yok. Yani şimdi, ama abi diyor, kaç filmde, şimdi dördüncüyü çektim. Dört filmde başrol oynadın, dizide oynadın. Hala nasıl ben oyuncu değilim? Ya diyorum ki 2-3 tane yemeği de yapabiliyorum. 2-3 yemek yaptık diye ben usta aşçıyım, şefim diye çıkabilir miyim ortaya? Onun gibi bir şey. Ben her şeyi oynayamam. Ben bana yakın şeyleri oynuyorum. Bir de kalem de benim elimde olduğu için kendi kaldırabileceğim kadar yükün altına giriyorum. Yani ben 2-3 tane şey oynarım. Bak en basiti pelteyim. Sadece benim oynayacağım bütün karakterler peltek olmak zorunda. Ama oyuncu dediğin şey her şeyi oynayabilmeli. Ben her şey, kapasitem belli. Ben kendimi biliyorum. O anlamda şimdi hani beni etkiledi mi derken, şeyin zamanında tabii ki bir isim babası, çıkışı noktası böyle bir karakter olsun diyen bir orgüvendir. Ama dediğim gibi 3 kişi dönüşümlü yazıyorduk. Kalem de yine benim elimdeydi. Oynayabileceğim kadarını yazıyordum. Şimdi daha sonra işte Mandıra filozofundan sonra Yaşamak Güzel Şey diye bir film çektik. O da Kanal D'de gösteriliyor. Onun da senaryosunu ben yazdığım için yine kalem benim elimde. Yine bana yakın, benim oynayabileceğim karakterleri, benim dert edindiğim meseleleri dile getiren karakterleri hep yazdım, oynadım ve onları yapabilirim. Benim hiçbir iddiam yok. Yani bir abi Şener Şen gibi, bizim Rasim Öztekin abimiz gibi ustaların tırnağı olamam. 3-4 tane şey oynayabilirim ama benim bir meselem var, bir derdim var. O dar alanda kısa paslaşmalar yapıyorum. O anlamda Mandıra Fırtına gelince zaten şeyde de yine bir orgüvene teşekkür ediyorum. Öyle bir imkan verdi. Öyle bir özgürlük alanı tanıdı falan. Ama orada zaten ben yazdığım dönemde kendi savunduğum, zaten bana yakın, zaten kendi görüşlerimi dile getirdim. Tabii ki şaka yolu abarttığımız oluyor. Birebir şey yapmıyoruz. Çünkü bak onun da örneği vardı. Şeyde hani Mandıra filozofu gibi yaşadığımı sanıyorlar. Öyle bir şey. Biraz hani bir şey, yani daldan dala atlayayım. Sen izin veriyorsun bugün. Bir şey söylüyoruz. Bir şey söylerken anlatmak istediğimiz başka bir şey. İnsanların sık sık karıştırılıyor. İnsanların söylemek istediğiyle anlattığı aynı şey değildir. Söylediğimizle anlattığımız başka bir şeydir. Söylediğimiz başka bir şey, anlattığımız. Bunu en güzel şey örneğini açıklıyorum. 80'lerde Leslie isimli bir köpeğin başrolde olduğu bir dizi vardı. Köpeğin maceralarını anlatıyor. Genelde hep böyle bir polisiye bir olay olur. Olaylar gelişir. En sonunda köpek Leslie olayı çözer. Nasıl çözer? Çözerken de insanlara bir şey anlatmaya çalışır. Gelir paçasından çeker. Hev 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 hev. Her bölümün bir şablon repliği vardı. Hey köpek Leslie bize bir şey anlatmak istiyor. Her bölümde vardı. Sonra giderlerdi. Şimdi köpek Leslie'nin söylemediğine bakarsan hev hev hev. Ama anlatmak istediği başka bir şey. Koca bir olayı çözüyor. Biz de şimdi Mandıra filozofu
da bir şeyler söyledik ama anlatmak istediğimiz başka bir şey. Herkes kendine uydurabilir. Evet. Şeyde şimdi gelip birebir öyle yaşamak sanıyorlar ya, şimdi bana da diyorlar, diyorum ya, aa orada yaşamıyorum, aa niye orada yaşamıyorsun, aa niye şehirde yaşıyorsun? Diyorum, günümüzde bu sistemde mandıra filozofu olmak bile para istiyor çünkü. Evet. Bir virgül koyalım Üfit abi müsaadenle. Tamam. Reklam vaktimiz geldi. O biliyorsun önemli bir ara. Reklamlara gittikten sonra ne anlatmaya çalışıyordu? Evet. Onu biraz daha konuşuruz. Tamam. Sonra şu tek kişilik gösteriyle ilgili de biraz konuşmak lazım. O da çünkü muhteşem bir öğrenme fırsatı aynı zamanda. Tanıma fırsatı olacak. Şimdi bir gidelim müsaadenizle. Kısa bir reklam arası verelim. Sonra buradayız Müfit Can Saçıntı ile sohbete devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası vermiştik. Gündem Özel'in bayram programına, bayram özel programına devam ediyoruz. Senarist, yönetmen, oyuncu, mizahçı Müfit Can Saçıntı ile birlikteyiz. Reklam arasından önce Müfit abi bizlere biraz mandıra filozofunun vermiş olduğu mesajı, o mesajı nasıl ve niye yanlış anladığımızı anlatıyordu. Oradan devam edelim mi birazcık daha? Edelim. Ya işte diyorum, mandıra filozofun söylediği bir şey var, anlatmak istediği başka. Bazı sevenlerimiz de sağ olsunlar, birebir öyle yaşamamız gerektiğini, ya benim de öyle yaşamam gerektiğini ya da onu önerdiğimizi söylüyorlar. Ya ben de diyorum ya, günümüzde hani mandıra filozofu olmak bile para istiyor. Çünkü filmde dedesinden kalma bir arazi. Ama bugün almaya kalktığında ne olacak? Artı şöyle bir şey var. Bir haber okumuştum. Adamın bir tanesi yine Ege'de ailesine bayağı şehir yaşamına küsmüş, dostlarına küsmüş, ailesine de kırılmış. Ben terk ediyorum burayı, bundan sonra mağarada yaşayacağım diye. Gitmiş şeye, mağarada yaşamaya başlamış. Gören köylüler ihbar etmiş terörist diye. Jandarma gelmiş. Diyor ki adamı, yaşayamazsın burada ya, bırakın yaşayacağım size ne diyor. Hayır, meğer ilgili kanun varmış mağaralarda, işte kimse yaşayamaz falan diye. Adamı zorla tekrar şehir hayatına ittiler yani. Ya günümüzde birebir yaşamaya kalktığında maddi manevi mandıra filozofu olmak kolay değil. Biz ya özetle şunu, ben de bunu savunuyorum, mandıra filozofunun özü de şöyle bir şey anlatıyor. Yani bu ülkede emeklilik yaşı 65. İnsan, ortalama insan ömrü 70. Yani ömür dediğin şey çalışmakla geçiyor. Biraz ama bazen de bu çalışma koşullarına kaptırıp hayatı ıskalıyoruz her anlamda. O mala mülke fazla önem verip yine dediğim gibi bütün hayatımızı onları kazanmakla harcıyoruz. Yani bunun o kadar da gerekli olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani çalıştık filmlerde. Tek kişilik gösteriler var bir de. Evet. Nedir o tek kişilik gösteriler? Tek kişilik gösterimizin adı Lafını Esirgemeyenler diye söz ve hiciv üstadlarından örnekler anlatıyoruz. Bu üçüncü sezona girdi. Ya bu sezon bitirsek mi artık derken, özellikle Avrupa'dan, Almanya'dan, oradaki vatandaşlarımızdan çok talep görüyoruz. 15 oyun şimdiden kesin, bu sene de bitiremedik, bırakamıyoruz. Dediğim gibi işte söz ve hiciv üstadlarımızdan anekdotlar anlatıyorum Lafını Esirgemeyenler'de. Birinci bölüm daha interaktif, kendi başımdan geçenlerden yola çıkarak daha stand-up tadında. İkinci bölümde de ağırlıklı işte kimler var? Mehmet Akif Ersoy var, Bedi Faik var, Can Yücel var, şu an Diyojen var, Nef'i var.
onları güzel anekdotlarla ve içinde yine de video tekniğini de kullanıyoruz. Hatta oradan yola çıkarak tiyatro demiştim, filmle tiyatroyu birleştiren. Orada da özellikle 80'ler dizisinden tanıdığımız Berat Yenilmez, Hakan Bulut arkadaşlarımız işte eşlik ettiler. İşte birisi Diyojen oynuyor. Birisi Vedi Faik, Mehmet Akif Ersoy'u. Ha, onu ben oynuyorum, pardon. gibi. Böyle değişik, interaktif bir oyun. Peki 3 sezon oldu. Bu 3. olacak. Evet. Şimdi 2 sezon boyunca ağırlıklı olarak Türkiye'deydi herhalde. Türkiye yok, şeyde de yurt dışı da vardı. Ya Almanya'dan özellikle daha çok ilgi gördüm. Yani bir 15-20 toplamda kaç gösteri oldu yani yurt içinde, yurt dışında? Unuttum vallahi. Ya yüze yaklaştık. Yani 30 civarı galiba Avrupa'da oldu. Bir işte 60 falan da şey, o yüze yaklaştık ama saymadım. Anladım. Şimdi o 60 taneyi de 30 taneyi de biraz konuşalım. Çünkü onlar aynı zamanda inanılmaz memlekete dair ahval ve şeraitin ne olduğunu anlamaya dair şeyler sunuyor bizlere. Nedir temel gözlemleriniz memlekete dair? Memleket ne durumda bugünlerde? Ya memleket şimdi ne yapıyor, şöyle ne bir şey. Gelişmişlik ölçü birimi AVM olmuş. Gittiğim her yerde karşılaştım. Cümle benzer. Gelişmişliğin ölçü birimi AVM'ler. Ne demek istiyorum? İsim vermeyeceğim ama çünkü her yerde karşılaşıyorum. Gereksiz alınganlık da olmadı. İşte diyor ki bizim şehrimiz çok gelişti abi. Mesela 3 tane AVM var diyor. Öbürü diyor bizimki daha gelişti. Onlarda 3 AVM var, bizde 5 AVM var. Bunu şaka yapmıyorum. Hemen hemen her yerde duydum, gelişmişliklerin ölçüsünü AVM ile ölçüyorlar. Hep sanki tek bir mimarın elinden çıkmış gibi bir beton binalar. İşte AVM'ler, yollar, bütün şehirlerimiz birbirine benziyor. Yani yine isim vermeden bir tanesini anlatayım. Gittik bir tane güzel bir şehrimize. Aslında şeyden baktım, uçaktan coğrafyası muhteşem gerçekten. Yani yine isim vermek istemiyorum. Gereksiz alınganlık oluyor. Çok güzel. Çok da konukseverler hakikaten. Dedim ki işte uçaktan indik. Her biri işte çabalıyor sağ olsunlar. Abi biz götürelim, nereye götürelim falan. Bir tanesine dedim ki ya bir otantik bir yerde bir çay içelim dedim. Abi dedi AVM'de içeriz dedi. Oraya gidiyoruz dedi. Dedim ya boşver AVM'yi ya. Otantik bir yerde içelim dedim ya. Ben dedim hani İstanbul'da AVM mi görmedik? Niye buraya gelmişiz? O da, abi bak bunu hakaret değil mi? Abi dedi ayıp ediyorsun dedi. Bizim burası çok gelişti, otantik bir yer kalmadı dedi. 3 tane AVM'miz var dedi. Gerçekten şimdi otantikliği ayıp bir şey kabul ediyor. Tamam AVM'niz olsun ama niye otantiklik niye kötü olsun? Bak olmuşsa ne olmuş? Hakikaten şöyle bir şey bence hemen hemen bütün şehirlerimiz birbirine benzemiş. Yani kendi karakterlerini kaybetmişler. Kendi ruhlarını, kendi özelliklerini kaybetmişler. Hepsi birbirine benziyor çünkü. Demin dediğim gibi aynı mimarın elinden çıkmış beton binalar, AVM'ler, asfalt yollar. Hani bak eskiden biz çocukken, çok da memur çocuğum dolaştık dedim ya, her gittiğimiz şehrin, ilçenin kartpostalı vardı. Gittiğimiz yerden akrabalarımızı atardık. Bak biz o zaman internet de yoktu. O küçük ilçeleri şeyi de göstermiyordu televizyon. Bilmiyor ya, kartpostal vardı. Atardık bak böyle bir yerde. Hakikaten baktığında hepsi kendine özgü küçük kasabalar, şehirler. Anlardım. Bak bugün iddia ediyorum. Bütün şehirlerin kartpostalı aynı olurdu ya. Evet. Ya tek bir fotoğraf çekip ben beton binalar, bir tane de AVM. Hepsinin altına yaz işte. Şurası, burası, Ankara, Çankırı, Bolu. Hani uyduruyorum. İsim vermeyeyim dedim ama verdik. Rastgele söyledim. Değil mi? Böyle bir şey. Gerçekten korkunç. Tek bir kartpostalla 81 ilimizi idare edebilirdik yani. Bu kartpostal işi yapsaydık. Şu var. Yani çok mu? Yani şehircilik alanında böyle ama şeyde hissediyor. Mesela Antep, Adana, Urfa oralara gittik. İyi ki yemek kültürü var. O zaman anlıyorsun. Sadece neredeyse başka bir şehirde olduğunu yemek kültüründen anlıyorsun. Adana'ya gittiğinde bir şekilde Adana'dayız. Urfa'ya gittiğinde Urfa'dayız. İnşallah onu koruruz gibi geliyor. İnşallah işte
diyelim. Tabii ki başka yemek kültürleri de olacak da bizim kendi yemek kültürlerimizi inşallah kaybetmeyiz. Şimdi peki gördüğümüz insan tipi nasıl? Yani çünkü artık kentlerde yaşayan bir nüfusuz biz Türkiye'ye baktığımızda. Biz ona modern insan diyelim. Yani bugünkü modern dünya içerisinde yaşayan modern insan. Aslında nasıl olmaması gerektiğine dair bir anlamda bir öneriyi bize Mandıra filozofu sunuyor. O biraz negatifi gibi. Ama biz işin diğer tarafına bakalım. Yani modern insanı tanımlayalım. Neye sahip, neyi kaybetti? Modern insan evet. mı? Ya ben şimdi yine sizin programda dile getirmiştim. Günümüzün bence en büyük hastalık diye teşhis koyacak bir uzmanlığım yok tabii de. Belası mı diyeyim mesela bir şeyleri kaçırıyorum duygusu. Ya bu modern çağın getirdiği yani tamam eskiden kötüydü tek ya seçenekler fazla değildi ama onunla mutlu olabiliyorduk. Belki hani mutsuzlukta kıyaslama başlayınca da oluyor. O ayrı eskiyi ayrı değerlendirir de bugünkü bela bir şeyleri kaçırıyorum duygusu. Yani neydi? Eskiden şehre bir film gelirdi. Onu merakla, heyecanla, zevkle beklerdik. Gelince heyecanla, sevgiyle, sevinçle giderdik. Şimdi şehre diyelim bir hafta sonum var ya da bir günüm var, bir şeyim var. Şehre aynı anda 16 film vizyona giriyor. 16 tanesi zaten vizyonda, 32 tane. Hangi birine gideceğim? Biz seçme kültürüm bir şeyimde yoksa birine gidiyorum öbürünü kaçıyorum. Kanallar. Bir TRT 1 vardı. Sonra 2 oldu. Bir tane merakla o diziyi beklerdik heyecanla. Şimdi yüzlerce kanal. Şimdi bunu seyrediyor belki arkadaşlarımız. Ben de olsam seni seyrederken çoğu zaman. Diyorum ya Deniz Bayram çok güzel ama ya öbür yerde neyi kaçırıyorum acaba? Aynı şekilde şeyler hani tutuyorum diyelim sosyal medya hesabına giriyoruz ya da burada şu an bile yaparken orada telefonlar kapalı kaldı ya acaba falanca kuşlu sosyal medyada hangi paylaşımlar yapıldı neyi kaçırıyorum acaba koyduğum fotoğraf kaç beğeni aldı sürekli bir şeyleri kaçırıyoruz duygusu yaşıyor çünkü paralel hayatlarımız var. Ya bir internette başka bir hayatımız var, burada başka bir hayatımız var. İsimleri sakıncalı diye söylemiyorum, bilmiyorum hani reklama giriyor. Yani onlar artık biraz sosyal olduğu için rahatlıkla öyle söyleyebiliriz. Yani ben şimdi modern insan dediğimizin bir şeyleri kaçırıyorum duygusu. İkiye gelmeden bak, ekleyeyim mi? Şimdi yani bununla ilgili yapılan bir sürü nörolojik deneyler vesaire de var. En basitini şöyle anlatayım. İşte seçenek meselesiyle alakalı. A dükkanı reçel satıyor. 5 çeşit reçel var. B dükkanı reçel satıyor. Onun yanında 35 çeşit reçel var. Takip ediyorlar, izliyorlar. Tabii ki çok çeşit olan yere ilgi daha fazla. Fakat hani gün sonunda bilançoya bir bakıyorlar ki insanlar o çok çeşit olan yerden alışveriş yapmıyorlar, az çeşit olan yerden alışveriş yapıyorlar. Az çeşit olan yerin alışveriş cirosu daha yüksek. Niye? Çünkü insanın belirli bir beyninin işleme kapasitesi var. 7'nin üzerine çıktığında seçenek sayısı bizim kafamız karışmaya başlıyor. İlkleri unutmaya başlıyoruz başlarda baktığımızı. Dolayısıyla bir kararsızlık hale getiriyor. Bu doğal olan yani seçenek bolluğu demek ille de iyi bir şey var karşımızda demek değil. Ne yapabiliriz burada bu şeyden çıkabilmek için? Az önce Müftü abi sizin de vurguladığınız gibi seçme kültürü diye bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi onu soracağım. Nedir seçme kültürü dediğimiz şey? O nasıl elde ediliyor? Şimdi de vardı. Oraya geleceğiz. Bir tane yine bir TEDx'te konuşma yaptım da orada en çok sevilen cümle buna. Parayı kazanmak için kültüre ihtiyacımız da olmayabilir ama parayı harcamak için kültüre ihtiyacımız var. Ve orada da açık bir örneğinden anlatıyordum senin Richel'le anlattığın şey gibi. Diyorum yani kültür deyince de illa ben kültür de korkulan bir şey oldu. İlla çok entelektüel sıkıcı şeylerden bahsediyormuşuz gibi. Operaya gitmek falan sıkıcı değil. Ben çok severim. Ben herkes o. Hayır bak yemek kültürü de bir kültürdür. Senin bir damak zevkin gelişmişse, bir yemek kültürün varsa açık büfeye gittiğinde neyi istediğini, neyin sana iyi geldiğini, neyi beğendiğini biliyorsundur. Onu alırsın.
gidersin. Neyle karşılaşacağını bildiğin için de mutlu olursun. Ama sen şimdi bir yemek kültürün yoksa, gördün elinde bir tabak, yüzlerce çeşit. Bir çeşitlere bakıyorsun, 100 çeşit. Tabağa bakıyorsun, 5 çeşit alabilir. Ulan 5 tane seçeceksin ama kültürün olmadığı için, neyi kaçırdığını bilmediğin için 95 taneyi kaçırıyorum sanıyorsun. Tepeleme dolduruyorsun 5, 6 bunu da. Ondan geldin, sonra seçtiğin, neyi seçtiğini bilmediğin için yediğinden de mutlu kalmıyorsun, mutlu olmuyorsun. Diyorsun ki belki de onlar daha iyiydi. Yani şimdi ama işte bütün bunların çözümü doğru seçim yapabilmek. Doğru seçim yapabilmek için de doğru bir kültüre sahip olmak lazım. Evet. Yani, o da aslında kendini tanımak dediğimiz şey. İkiye evet. daha geçmedik. Kendini tanımak dediğimiz şey, kendimizi tanımıyoruz ve kendimizi modern insan olarak tanımak için gereken yegane şeyi de kendi elimizle kurban ediyoruz. Boş vaktimiz. Evet. Kesinlikle kendimizle baş başa kalmıyoruz. Söylediğiniz gibi muhakkak bir yerlerde bir faaliyet içerisindeyiz. Bir şeylerin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için Twitter'da ya da ne kadar muhteşem bir hayatımız olduğunu birilerine göstermek için Instagram'da fotoğraflardayız. Hayatı yaşamıyoruz. Kendimizi de tanımıyoruz. Tek şansımızı da heba ediyoruz. Ya tanısak da bu dünyada en zor şeylerden bir tanesi kendimiz olabilmek diye düşünüyorum. Yani muhakkak. Şeyden dolayı o da zor. Dediğin de doğru. Kendimizi tanımak için kendimizi bir bütün içinde tanımamız lazım. Yani kıyaslayarak algılayabiliyoruz. İş büyük büyüyor. Büyük ama hiç olmazsa evet. hangi yemeği sevdiğimizi, tabii. hangisini tabii sevmediğimizi ki. Anlayabilecek tabii ki. Yolu hemen yani herkesin insanı kamil olmasını beklemek hayaldir elbette. Tabii. Ama herkesin hangi yemeği sevdiğini, hangisini sevmediğini evet. anlayabilmesi de o kadar tabii, büyük bir adım değil herhalde. Benzer şeyler için mesela tiyatroyu çok sevenler var, sevmeyenler var. Gitmeyen diyor, ben abi tiyatrodan nefret ediyorum. Niye? Abi bir oyuna gittim, çok sıkıldım. Ondan sonra ne? Lan bir yemeği yedin sevmedin diye ne yapıyorsun? Ölüm orucuna mı giriyorsun ya? Yani? Yine şeyle ilgili. Yine seçmeyle ilgili şöyle bir şey. Benzeri başıma geldi. Lise sondaydım. Danton'un ölümü diye bir oyuna gittim. Şehir tiyatrosu. Şimdi bugün kadroya bakıyorum. Cüneyt Türel vardı. Muhteşem oyuncu. Yanılmıyorsam Can Gürzap vardı. Muhteşem oyuncu. Abi gittim sıkıntıdan patladım. Çünkü lise sondayım. Fransız ihtilalini anlatan. Danton kimdi? Robespierre hiçbir şey bilmiyorum ki. Ne olmuş falan. Tabii sıkıntıdan patladım. Şimdi Fransız suç... ihtimali bizim evet. için orası. Aynen Fransız ihtimali. Ama suç benim mi tiyatronun mu? Suç bende. Ben ne oyunun yazarına baktım. Ne ulan Danton'un ölümü diyor. Danton kim ne ona bak. Daltonlar mı? Evet kim Daltonlar mı? Gittim tabii sıkıntıdan patladım. Suç tiyatronun benim gibi yani böyle. Peki bir demiştik seçenek fazlalığı. İki benzer bir şey. Bir şeyleri kaçırıyorum diyor. Özür dilerim bir şeyleri kaçırıyorum. Tedavisi yine kültür. İkincisi karar verme zorunluluğu. Yani insanı strese sokan şeylerin başında herhalde karar verme anları geliyor. Ama o kadar çok şeye mutlaka bu konuda da deneyler vardır. Senin programlarda da konuşuluyor. Ya o kadar çok şeye karar vermek zorunda kalıyor ki yine seçeneklerin artmasıyla ilgili bir şey. Bu da bizi strese sokuyor. Ya, bu mu bu mu? Yani ve bunun da yine çözümü. Yine kültür. Yani sen eğer herhangi o seçim yapmak zorunda olduğun konuda bir bilgin, birikimin, kültürün varsa ya da deneyimin seçimin de kolay oluyor. Yani dönüp dolaşıp şu an yani çoğularının elitlerin işi, gereksiz, lüzumsuz, entel muhabbeti gibi gördüğü kültür ama her alanda kültür aslında çağımızda pek çok hastalığın şifası, tedavisi diye görüyorum. Evet. Şöyle bir Müfit Can Saçıntı'nın kariyerini biraz oyunculuğunu, nasıl başladı evet. bu işlere, ne oldu, nereden geldi mizah yazarı olmak, senaryo yazmak, sonra işte oyunculuk. Hele de az önce vurguladığınız, gerçi benim kulağıma gayet hoş geliyor o ses tonu ama işte dilde pel teknik evet. var meselesiyle. Yani herhalde bir oyuncu da olmaması evet, gereken evet, şeylerin öyle, başında evet, gelir abi. Değil mi? Şimdi aslında bütün bunların içinde en önce oyunculuk sevdası başladı. Hakikaten ben... Özellikle ilkokul sonundan itibaren tiyatroya, oyunculuğa aşıktım.
lise sonunda bu aşkın karşılıksız olduğunu öğrendim. Şöyle neredeyse özel yani ortaokulda da yaptım yani lisede tiyatrosuz bir günüm bile geçmedi. Bir günüm bile geçmedi. Ya üzülüyorum tiyatro yapıyoruz işte okulda yapıyoruz Kartal'da işte Kartal Sanat İşleri Tiyatrosu var orada gidiyoruz işte ayak işlerine bakıyoruz bir şeyler tiyatrosuz bir günüm geçmiyor. Hayalimde lise sonunda konservatuar sınavına gireceğim. Gel işte arkadaşlar hazırlanıyor dedim ben de dedim konservatuar sınavına gireceğim. Dediler ki ya sen girme. Niye dedim ya girme sen falan. Niye oğlum niye girmiyorum ben. Abi sen kazanamazsın. Oğlum niye kazanamıyorum yeteneksiz mi? Yok da sen kazanamazsın. Oğlum niye kazanım? Oğlum sen pelteksin dediler. Abi sanki o gün öğrenmişim gibi peltek olduğumu dünya başıma yıkıldı. Yani bazen de bak iki bilgi de var insanda birleştiremiyorum. Yani pelteğim biliyorum. Tiyatro konservatuara peltek almadılar onu da biliyorum. Abi iki bilgiyi bir araya getirememişim. Birden ben çöktüm hakikaten. Dedim doğru ya dedim. Ben peltiyim bile. Bir aydınlanma anı. Girmedim öyle. Bile. Giren arkadaşlara yardım ettik falan. Ben kabullendim abi. Yani 18 yaşında peltek olduğumu öğrenmiş gibi. Abi girmedik. Abi bak kaderin cilvesi mi diyeyim. Ne dersek diyelim. Sonra bizim işte Kartal Sanat İşleri Tiyatrosu'na vardı. Dedim ya ben bundan uzak duramam. İletişim Fakültesini yazdık. O zaman basın yüksek okuluydu. Yine hani televizyon, melevizyon, gazetecilik yakın işler. Oraya gideriz. Ama Kartal Sanat İşleri Tiyatrosu İsmail Işılsoy öncülüğünde kuruluyordu. İnşaatı yapılıyor falan. Ayak işlerine bakarız. Gittik. Yine biraz Türk filmlerindeki gibi sağ olsun bir tane şey verdi. Rol verdi. Oynadık. Ya bununla da ilgili şimdi orada çok başarılı oldu. Godo geldi de şöyle insana peltek de olsam oynuyorum ya herkes karakteri peltek sandığı için sorun yok. Çünkü bir oyunda görmüşler beni. Aynı olay şeyde başıma geldi. Benim televizyona ilk çıkışım Aranan Adam diye bir programdı. Hemen oraya parantez açayım anlatayım o da neşeli sayılır. Abi ben tabii genciz, kaç yaşındayım o zaman da? 26 yaşındayım falan. Tanıtsınlar istiyorum beni falan. Program hiç seyredilmiyor neredeyse. O zaman hatırlarsın belki Teşekkürler Türkiye diye fragman hazırlarlardı programlar. Ben fragman hazırlıyordum gerçekten. Teessüfler Türkiye yine beni izlemediniz diye. İzlenmiyoruz. Abi 8 hafta mı ne geçti? Beni yolda tanıyan ilk seyirciyi hiç unutmuyorum. Yani o kadar sevindim ki heyecandan imza isteyecektim şeyden, seyirciden. Abi gösteride de anlatıyorum. Yolda diye anlatıyorum. Aslında vapurda vapura oturdum. Bakıyorum ama 8 hafta geçmiş. Yolda tanıyan olmamış beni. Ben ümidi kesmişim. Siftahım yok. Abi umutsuz bir şekilde artık vapura biniyorum falan. Oturdum. Bir kadın karşıma oturdu. Baktı. Dedi dedi. Ben dedi sizin programınızı seyrediyorum dedi. Dedim ha o sen misin? Dedi ki size dedi hayranım dedi. Çok güzel peltek rolü yapıyorsunuz dedi. Ben kaldım böyle peltek deyince ne diyeyim? Dedim ki estağfurullah dedim. Estağfurullah deyince dil patladı iyice emin oldu. Dedi rol yapmıyormuşsunuz. Gerçekten peltekmişsiniz. Boşa hayran olmuşum dedi. Bak bir de boşa bu cümleyi de unutmuyorum. Böyle hayran oldun geç git işte. Niye kalbimi kırıyorsun? Her neyse işte bunu anlatıyorum. Bu sonrakiydi. Dedim tiyatroya başladık falan. Sonra işte yine uzak durmayalım diye senaryo yönetmenlik falan derken demin anlattığımız gibi hasbelkader geldik. İki bölüm oynayacağız diye bir dizide oynadık. Bak 26 yıl kameranın her yerinde bulundum. Yani arkasında, sağında, solunda bir tek üstünde bulunmadım. Her şeyi yaptım. Orada da bulunan yok. Ama bir önüne iki haftalığına çıktım. Birdenbire oyuncu olarak tanındım ben. Değil mi? Türkiye, yani tanıyanlar oyuncu olarak tanındı. Halbuki senaristlik, en çok senaristlik yaptım. Oyuncu olarak tanındım. 26 yıl sonra. Yani Peltex'in oyuncu olmaz dedikleri adam 26 yıl sonra oyuncu olarak tanındı bu ülkede ve oyuncu sanılıyorum ya da öyle.
Bunu niye anlatıyorum? Bunu öden, ay bayağı gördünüz mü? Hadi bakalım. Hayır, şunu gençlere acaba bir mesaj olabilir mi diye. Neyin mesajı? Ya lütfen, bunu kameraya bakarak söyleyeyim. Genç arkadaşlarıma söylüyorum. Ya bu o anlamda bir örnek olsun size. Hayallerinizi bırakmayın. En azından denemeden bırakmayın. Başkasının lafıyla hiç bırakmayın. Yani bunu anlatmak için bu kadar lafı uzattım. Yazarlık kısmı da anlatayım mı? Orada da gençlere bir mesajım var. Kesinlikle. Ben şimdi, soracaktım zaten. Evet, ya da güzel bir hikaye. Evet. Ya orada da belki bu yazarlık konusunda da belki bir şey çıkar diye gençlerimize bir motivasyon, yüreklendirici bir mesaj. İletişim Fakültesi'nde işte okuyordum. Bazı müzik dergileri falan filan çalıştık. O ayrı. İşte TRT'ye reji asistanı olarak girdim. O da bir ayrı hikayedir de. Onu da belki o başka zaman merak ettim. Dinleriz birazdan. TRT hikayesi. İşte şu şeyle gidelim. Yazar. Neyse oradan da ayrıldık. Bu boş işsiz oturuyoruz. 22 yaşındayım galiba. 68'liyim. 90 senesi. 22 yaşındayım. Levent Kırca, Levent abi gazetelere, o dönemin çok satan gazetelerine, işte Hürriyet, Milliyet, her gün yayınlanan bir ilan verdi. Hiç unutmuyorum. Bir televizyon programı için yetiştirilmek üzere yazar aranıyor. Yetiştirilmek üzere yazar aranıyor. Abi biz de kalktık, bir arkadaşımla gittik. Bir arkadaşım dedi daha doğrusu, ya elin kalem tutuyor, yaparsın, yazarsın falan dedi. Biz de işsiziz, gidelim, elimiz kalem tutuyor. Gittik abi, bir tane şu an hastane olmuş, alt katı böyle direksiz bir ilk platosu öyle bir yerde. Ben diyeyim 1000 kişi, sen de 1500 kişi, 2000 var mı abartmıyorum ama 1000 civarı diyelim, böyle tıklım tıklım bir hangarda. İnsan hepsi yetiştirmek üzere yazar olarak gelmişler. Ondan benim tabii moralim bozuldu, bu kadar kişi arasından nasıl sıyrılacağız yani, yaklaşık 1000 kişi. Ondan sonra Levent abi gelmiş, anlamadık. Levent Ahmet Kırca. Levent Kırca. Boyu biraz kısaydı, kendini tanımlarken de hep söylerdi, ben de işte 1.65 boyunda bilmem ne falan diye. Böyle masanın üstüne çıktı o 1000 kişinin karşısına. Dedi ki, arkadaşlar dedi, şu andan itibaren hepiniz dışa alındınız dedi. O 1000 kişi bir sevindi, alkışlıyor falan. Benim arkadaşım da seviniyor, dedim ki dur lan sevinme dedim ya. Neye seviniyorsun sen, manyak mısın? Dedim hiç 1500 kişilik yazar kadrosu olur mu? Bu nasıl bir program yani? Sen buna inandın mı falan? Beni duymuş gibi Levent abi devam etti. Dedi ki arkadaşlar bakın dedi, ben dedi hiçbirine gidin demeyeceğim dedi. Hiçbirini dedi. Dedi yarın bir toplantı daha yapacağız. Göreceksiniz dedi. Bunun yarısı gelecek dedi. Sonra bir toplantı daha yapacağız. Onun yarısı gelecek. Sonra bir toplantı daha yapacağız. Onun yarısı gelecek dedi. 2 ay sonra mı? Böyle bir şey. 2 ay sonra dedi. Kalanlarla biz yolumuza devam edeceğiz dedi. Bak ne eleme, ne sınav, ne eleştirme. Bu bak bir işe alım yöntemi olarak da anlatıyorum. Bir sınav yöntemi olarak da anlatıyorum. Hakikaten 2 ay sonra o yaklaşık işte 1000 kişi diyelim, tahminen 500-1000 arası kaç kişiyse. Oradan 5 kişi kaldık ve o 5 kişiye maaş bağlandı, devam ettik. Şimdi buradan hangi sonuç çıkıyor? Buradan da yani şunun için anlatmadım bunu. Vay ne kadar yetenekliyim, çok komiyim, çok iyi mizahçıyım, çok zekiyim falan diye değil. Buradan çıkartılabilecek en önemli sonuç, bak o 1000 kişinin içinde hani eskilerin deyimiyle azim ya da sebat derler işte, ya da direnmek diyebiliriz bir şeyde. Direnenler o 2 ayın sonunda bu yazarlık yolunda devam ettiler. Yani bana da bugün sorduklarında mesela benden yazar olur mu? Abi yazdıklarına bir okasan olur mu? Diyorum ki ya bırak şimdi, yazdıklarına bakarak anlamam ama yazmadıklarına bakarak anlarım. Ne demek istiyorum? Sen bir otur bir gece boyunca hiçbir şey yazmadan ve sıkılmadan ve uykun gelmeden o boş kağıdın önünde ya da boş ekranın önünde bekleyebiliyor musun? Ya bir yazarı yazar yapan bence budur. Yani hiçbir şey yazmadan bir gün bekleyebiliyorsa, onu azimle, sebatla, sıkılmadan, uykusu gelmeden ondan yazar olur. Böyle de bir mesaj vermiş olalım diyeyim. Peki buradan gördüğüm kadarıyla bir... yani hayatta şanslar oluyor, karşımıza ihtimaller, olasılıklar geliyor.
o olasılıklara hazır olmak gerekiyor. Evet. Bir hazırlığınız benim, olması gerekiyor. Sanki benim cümlelerimden biri, onu söylerim. Evet. İkincisi de o şans yakalandıktan sonra bir de sebat etmek gerekiyor. Yani o 5 dakikada, 3 günde, 5 günde olacak bir mesele değil. Bir birikim herhalde, değil mi? Bu dersi mi çıkartalım? Aynen, bak o dersi, o ilk söylediğin cümle de çok önemli. Söylüyorum da gerçekten. Diyorum ki hiç üzülmeyin çünkü gençlerin acelesi var. Biz de gençlik acele ediyorduk. Bir an evvel bir şey olsun, bir an evvel olsun. Sakin olun. O şans kapınızı çalacak. Bazılarınkini 100 kere çalacak, bazılarınki 50 kere, bazılarınki 10 kere, bazılarının 5 kere, bazılarının 3 kere. Ama mutlaka şans kapınızı çalacak. Ne istiyor? Önemli olan o şans kapıyı çaldığında ona hazır olmanız. Bilginizle, birikiminizle, tecrübenizle. Çünkü hazır değilseniz o şans boşa gider. O yüzden de şansın bazen erken kapıyı çalması kötü bir şeydir. Hazırlıksız yakalanmak değil mi? Aynen. O hazırlıkta işte aynen dediğin gibi bilgi, birikim, öğrenim, kendi kendine öğrenim belki. Onunla oluyor. Evet. Şimdi gene çalışma meselesine biraz dönelim Mandıra filozofuyla birlikte. Peki bugün itibariyle gençlere güzel bir mesaj vermiş olduk da temel gözlemlediğiniz acele etme dışında başka neler görüyorsunuz çalışmak, hayat, hayata hazırlıkla alakalı olarak ülkemizin gençliğinde? Ya bence bak, biraz bir de yaşımız ilerledikçe bu tuzak bizi bekliyor, biraz katı yaklaşıyor. Eski Yunan, Mısır ve aynen orada, evet, Yunan'da da eski Yunan filozofların da var. Şu an adını hatırlayamıyorum ama yeni kuşaktan şikayet ediyor filan. Bu eski mesela, ama bir kere hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. Bence çok güzel şeyler olacak. Şimdi şöyle bir şey daha anlatacağım da anlatsam mı diye düşünüyorum. Bir tane kızıma okul seçiyorduk. Bir tane küçük, az bilinen bir Fransız okuluna gittik. Her yani okul gezme diye bir şey var hani, bazı aileler yaşıyordur şimdi, sınav sonuçları belli olunca dolaşıyorsun okulları, hangisini yazsam diye falan gezdiriyorlar. Genelde de orada görevli memurlar gezdiriyor falan. O küçük Fransız okulunda müdür bizzat eşlik etti. Biz de gelmişiz çat kapı, bak herkes geliyor önüne gel. Biz de o an 3 aileyiz. Müdür bize eşlik etti, geldi, dedi ki meslekleri sordu velilerin. Sizinle işte doktor, sizinle mühendis, sizinle işte dedim yönetmenim dedim. Dedi ki bundan 8 sene sonra dedi mesleğinizi nerede görüyorsunuz? Nasıl olacak? Doktorluk nasıl olacak? Kalacak mı bir dedi? Doktorluk kalacak mı? Kalacaksa nasıl bir doktorluk olacak? İki, mühendislik kalacak mı? Kalacaksa nasıl bir mühendislik? İşte yönetmenlik falan. Herkes kemkün falan. Dedi ki bakın dedi, 8 yıl sonra mesleklerin kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. 8 yıl sonra kalan mesleklerin nasıl olacağını, nasıl uygulanacağını bilmiyoruz. Siz dedi bu çocuklar 8 yıl sonra, yani 4 yıl sonra buradan mezun olacaklar. 8 yıl sonra üniversiteden mezun olup bir meslek sahibi olacaklar. Siz çocuğunuzu bir meslek sahibi olmak için veriyorsanız bu okula vermeyin. Allah Allah. İki, üniversite sınavında bir başarı kazanacak diye veriyorsanız vermeyin. Dedik Allah Allah, adama bak ya. Bütün okullar bizim okula verin, bizim okula verin. Şöyle başarı, böyle başarı. Üniversitede kazandırırız. Biz de hem çocuğumuz güzel puan kazanmış, üste bir ton para vereceğiz. Adam da diyor ki gelme. Meslek için geliyorsan gelme, sınav için. Ya dedik ne, sen ne öğretiyorsun burada? Dedi ki ben dedi iki şeyi öğreteceğim dedi. Bilgiye ulaşmanın yolunu, bilgiyi değerlendirmenin yolunu dedi. Anladın mı? Hakikaten bak 8 yıl sonra ne olacak bilmiyoruz ki hiçbirimiz. İşte her şey çok hızlı. Baştaki şeye dönelim yani 18 yaşımda fark ettim dilimin dönmediğini ve tiyatro bölümüne almadıkları. Evet, evet. İşte iki bilginin birleşmesi, aynen, kullanılması. Aynen işte, değerlendiremiyorsun. Ve dedi ki biz bunu hakikaten de şimdi bugün günümüzde bilgi bakımından sorunumuz yok diyelim. İnternet dediğin okul tırnak içinde ya da neyse bilgi dolu. Ha ne diyoruz evde, bilgi çöplüğü falan filan. Yani mesele ne o zaman? O bilgiye ulaşmanın yolları zor bugün ve o bilgiyi değerlendirmenin yolunu bilmiyoruz ya da öğrenmemiz lazım. Adam da bunu anlatıyor. Şimdi gençlere ya abi bundan diyelim 8 sene önce, 10 sene önce değil mi? Bütün aileler bilgisayar oyunu oynayan çocuklara kızıyordu. Biraz derslerine çalış, şudur budur. Ama bugün bilgisayar oyunu bir meslek haline geldi. Yazılım yapan içinde
Hikaye yazan da, kodlayan da, da evet, oyun, tabii canım, testerleri bilmem ne. Şimdi nasıl, sen 10 sene önce fırça attığın çocuk bugün oyundan milyonlar kazanıyor. Öyle olunca ya biraz gençlerimizi anlamaya çalışalım, çok katı yaklaşmayalım, biraz özgür bırakalım. Ve ama muhakkak bir eğitim öğretim olacaksa, demin anlattığım hani anekdotta iki şey önemli. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi değerlendirmenin yollarını öğretelim. Ben gençlerden umutluyum. Şu arada kaynamasın, TRT hikayesini de dinleyelim sizden. Ya TRT hikayesi çok bir mesaj çıkartacak bir hikaye midir? Şöyle söyleyeyim. Bir müzik dergisinde çalışıyordum. Müzik dergisi de enteresan. Soner Olgun müzisyen, genel yayın yönetmeni, onun yayıncılığı çok iyi bir dergicidir. İşte muhabir Kadir Çöpdemir falan öyle bir şeydi. Ben de pek çok şey yapıyordum, çok uzatmayayım da, ama maaşımdan memnun değilim. Bugün bile aklımda kalmış, 1125 ekmek parası kazanıyordum. Ekmekle ölçüyordum maaşımı, zamı ona göre istiyordum. Ekmek parası derler yani, kaç evet, ekmek evet. Parası. Çok ya, 3 tane şey vardı aslında. Dur, ondan önce otomobil dergisinde otomobil dergisi çıkartıyordum, hiç anlamam ekmek parası. Hiç bugün bile bilmiyorum kullanmayı. Debriyaj neresi falan hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Ama otomobil dergisi çıkartıyordum. Üstelik de Güner Civaoğlu'nun Marina Yayıncılık vardı. Dergi çıkartıyorum dediğin işte 3 tane dergi. Yat dergisi bir masa. Burç dergisi bir masa. Otomobil dergisi ben. Yazı sipariş ediyorsun. Çevirmenlere yazı çevirtiyorsun. Onları işte derliyorum, topluyorum. Miksaja, pikaja. İşte miksaj yok, pikaj var. Ondan fotoğrafları, ben fotoğraf çekiyorum, yarışa gidiyorum. Geliyoruz işte, banyo yaptırıyoruz falan. Dışarıda banyo yaptırıyoruz. Ofis boyu da yok. Her şey benim, güya müdürüm bir şey. Açıyorum şeyi, banyo yapılacak yeri. Pazarlık yapıyorum, parayı konuşuyorum. Çocuğu gönderiyorum diyorum. Çocuk olarak makaralar alıyorum. Ben gidiyorum. Yaşım çok ufak işte. Yine 20-22 yaşlarındayım. Öyle bir şeydi. Yine fotoğrafla ilgili bir şey daha anlatayım. Orada şu an kıymetini bilmiyor diye basıyoruz. Oh, bir selfie çekilirken bile 20 tane yakın. Filmli 36 kareydi. Ve gazetelerde şöyle bir şey. Artan filmleri de muhabir gitti mesela. Ya da verdi. 36 karenin 18'ini çekmiş. O banyoda 18 kare banyo edilirdi. 18'i tekrar sarılır verilirdi. Müzik dergisinde çalışıyorum TRT'ye gitmeden işte. Orada da o filmleri veren Oktay amcamız vardı, emekli albay. Şimdi gidiyorum fotoğraf çekmeye, röportaja gideceğim sanatçının. Oktay amca, film lazım, röportaja gidiyorum diyorum. Kime gidiyorsun? Diyorum Orhan Gence Bey. Ha, o efendi adam, ağır adam, durur böyle. 8 kare yeter, 8 kare veriyordu. Ondan sonra gidiyorum. Oktay amca, röportaja gidiyorum. Kime gidiyorsun? Seyyal Tener. Ha, o kıpır kıpır yerinde duramaz. Oraya çıkar, buraya bir poz verir. Sana bir 36 kare vereyim diye, böyle şeye göre, hani sanatçıya göre bana film karesi veriyordu. Filmin karneyle olduğu günler. Aynı ama kareyle ve karneyle olduğu günler. Orada işte neyse, müzik dergisinden şey aldım. Müzik TRT'den. Yazılarımı görmüşler falan. Bir müzik belgeseli çekilecek. Pop müzik belgeseli. Cumhur Atalay, Mert Özmen, onları da almış olalım. İzzet Öz sunacak. Bana metin yazarlığı için istiyorlar aslında, ama öyle bir kadro yok şeyde. Yönetmen yardımcısı diye teklifte bulundular. Ben de diyorum ki diyorum, yönetmen, bak okulunu okuyorum. Yönetmen yardımcısı ne iş yapar bilmiyorum. O kadar da cahilim kendi mesleğimin. Diyorum ki, akıl yürütüyorum. Ya diyorum, bir setin kralı yönetmen olduğuna göre yönetmen yardımcısı da prenstir herhalde diye gittik. Hiçbir şey bilmeden. Abi gittim ben, prens oturuyorum orada. Cumhur abi dedi ki, Müfit dedi, öğlen oldu, köfte söyledi, yiyelim. Müfit çay getir. Gidiyorum, ana prense bak, çay taşıyor. Çaycı prens. Öyle. Ya işte, yaşaya yaşaya öğrendik. Şimdi de eğitim sistemimiz çok farklı. Yani okulunu okuyorsun ama okuduğun okuldaki işte işle meslekle çok ilgin bilgin yok. Şimdi
Biraz içinde yaşadığımız kenti de konuşalım. İstanbul'da yaşıyorsunuz siz de. Evet. O güzelim yerde değil. Keşke i̇yi, orası olsun. Hem keşke hem maalesef. Köyceğiz değil mi orası? Hem iyi ki hem maalesef İstanbul. Köyceğiz de ama orası değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Çökertme. Herkes Bodrum diyebiliyor ama Milas'a bağlı. Çökertme köyü. Ören kasabasına da yakın. Peki. Gökova Körfezi'nin girişinde. Yani liseden bu yana İstanbul. Evet. İşte tahmin ediyorum hangi yıllar oluyor? 80'ler mi? 80 ihtilali olmuştu. Darbe diyelim, ihtilal demeyelim. 81'di galiba. Ya da yani 81. İstanbul'un son dönüşümünden önceki şeyi biliyorsunuz. Hayatı ya biliyorsunuz. En azından plajcıların olduğu, her kesimden insanın. Şimdi mesela denize girmek sanki bir zengin aktivitesi gibi görünüyor. Vay, denize mi girdin falan. Her sınıftan, her kesimden insan hafta sonları okul çıkışı, halk plajlarında, belediye plajlarında denize giriyordu. O günlerine yetiştik İstanbul'un, çok şükür. Başka mesela ne vardı 80'lerin İstanbul'unda? Ya da yani hani onunla kıyaslayarak bugün artık nasıl bak, bir kentte yaşıyoruz? En büyük fark şeydi ya, denize girilebilmesi. Bak, benim de çok ağrıma gidiyor. Onun altında bir çizeyim. Yani gözümüzün önünde yanından geçiyoruz. Her tarafımız deniz. Evet, bir yerde okudum. 435 kilometre mi sahili varmış? En uzun şeylerden bir tanesi. Evet, kent açısından bakınca. 435 kilometre sahilim var. Denize girmek için 435 kilometre uzağa gidiyorsun. Başka bir şehir yoktur herhalde. Ya öyle bir şey vardı, şeyi vardı bak, sosyal alanlar azal. Bir, her kesimden insanın, kaç para kazanır, istersen işsiz ol. Bedava halk plajları da vardı, şeydi, her kesimden insanın denize girebildiği, deniz kültürünün olduğu şehirdi. İki, mesela Kartal'dan Kadıköy'e başlardın, aile çay gazinoları vardı. Adı gazinoydu ama deniz kenarında ailenle çayını, kahveni içebildiğim, bir de video dönemiydi, video koyarlardı, giderdin. Yani insanların bir sosyal hayatı vardı. Şimdi yazık, hele de karşı yakalarda oturuyorsa, 2 saat yol gidiyor, 2 saatte dönüyor 4 saat. İnsaflı bir yerde çalışıyorsa, 8 saat çalışıyor, 12 saat. Eve geliyor, yemeğini yerken, böyle biraz televizyona bakarken gidiyor. Hiçbir sosyal hayatı yok, köleden beter. Ama bak, o 80'lerin İstanbul'unda herkesin yanına plaja giriyordu. Ailesini alıp bir çay bahçesi, çay işte bugünün parasıyla 50 kuruş 1 lira. Bütün o sahil boyunca hakikaten herkesinden insanın oturabileceği işte aile çay gazinoları vardı. Ve çay içebiliyordun, çekirdek çitleyebiliyordun. Böyle bence şey kalmadı. Yani sosyal hayat konusunda eşitlik kalmadı. Şimdi bir kısmı bakıyor, bir kısmı hayat size güzel diyor, bir kısmı yaşıyor. Ve bir kısmı da yaşayabilen kredi kartıyla da olsa Instagram'a koyuyor. Ama en büyük fark bence 80'lerle bugün arasında bu. Sosyalleşme ortamları herkes için çok fazlaydı. Her kesimden insan için sosyalleşme eşitliği vardı. Bir de karşılaşmalar artınca çatışmalar da artıyor artık o sosyalleşme ortamı olmadığı için, değil mi? Tabii canım. Yani ya orada dediğim gibi her kesimden bir insan bir araya gelebiliyor. Her görüşten bir insan bir arada orada oturuyorsun, çayını kahveni içiyorsun. Yani farklı görüşte olmasın, ya bir öcü olmadığını biliyorsun. Komşun bilmem neyin orada beraber çay kahve içtin, beraber video seyrettin. Orada da herkesin evinde video yoktu. Evet. O çay bahçeleri video gösteriyor. Galiba Müfit abi iki tane temel sıkıntımız var. Birincisi yani artık büyük kent içerisinde birbirimizden de fiziksel olarak koptuğumuz için yani karşılaşma ortamlarımız, karşılaşma mekanlarımız yok artık. Sosyal alanlarımız, kamusal alanlarımız yok artık. Ve AVM'ler de bunu karşılayabilecek sosyal ortamı sunmuyor kent insanına. AVM'ler hatta bunu ortadan kaldıran sıkıntılı birer yapılar. Bunu bir tarafa koyalım. Ama eğer bu imkan olsaydı, yani biz bugünün İstanbul'unda, bugünün Türkiye'sinde sosyal alanlarda, sokakta, mesire yerinde, piknikte, sahilde, çay evlerinde, belediye çay bahçelerinde, çay gazinolarında karşılaşabiliyor olsaydık, galiba benim hani şahsi düşüncem o, siyasi elpazenin böyle uçlarında gibi görünen iki insanı, iki aileyi alıp böyle yan yana koyup hayatlarına baksak, ya da onlar birbirlerine baksalar, böyle çok aman aman büyük birbirinden farklı bir yaşam tarzı, anlayış, beğeniler, sevilenler, sevilmeyenler arasında büyük bir fark görmeyecekler gibi geliyor aslında.
Ya şey var, hem babaannemin lafı hem annemin, ya evladım yüz yüze bakınca yüz utanır derdi. Şimdi yüz yüze iletişim kurmak ayrı. Yani bir mesele oldu mu git, hani birisinin sana ayıp yaptığını düşünürsen git yüz yüze konuş. Yüz yüze bakınca yüz utanır diye bir şeyleri vardı ve yüz yüze çözmeyi öneren. Bugün dediğin gibi problemlerin bir kısmı da bak sosyal medyada da öyle. Adam mesela nasıl değil mi altta giydiriyorlar, çünkü yüz yüze bakmıyor yani. Ki yüz utansın. Ama aynı kişiyle karşı karşıya geliyorsun, aman abi bilmem ne falan. Ya çok şükür benim başıma yaptım o kadar bilimden şeyden bahset. Gel yap. Benim başıma çok gelmiyor ama sağ olsunlar yani bunu dedim diye de hemen giydirmesinler. Ama görüyorum hakikaten mesela yazıyor altına. Ya ne diyorsun diye yüz yüze iletişim kurunca pardon abi ya yanlış oldu falan filan diyor. Bence tespitin çok doğru. Yüz yüze gelebilsek, AVM'lerde insanla yüz yüze gelmiyoruz. Mallarla yüz yüze geldiğimiz için istenen, ihtiyacımız olan iletişim ve sosyalleşme AVM'lerde olmuyor. Yani o da kendi mantığı içinde doğal olarak malla yüzleştirmek üzere dizayn edilmiş yerler, herhangi bir sosyalleşme üzerine değil. Ama bence tespitin doğru. Sen program yazsana ya. Birlikte yapalım gibi program Müfit abi. Sen konuk olsana bazı programlara. Peki şimdi çok az bir vakit kaldı kapatmamız. 3-4 dakika gibi bir vakit var. Ne diyelim bu son 3-4 dakika? Bayram olduğunu bir kere daha hatırlatıp. Ya bayram, tekrar ya bayramlara ihtiyacımız var. Daha fazla bu bayramlarımız yeterince güzel, yeterince anlamlı. Bence hakikaten yeni bayramlara ihtiyacımız var. Demin arada kaynamış olmasın. Yine millet olmanın tanımlarından bir tanesi kıvançta ve tasada birlik olmak. Biz tasada birlik olduğumuzu, kötü günlerde birlik olduğumuzu her fırsatta göstermiş çok güzel bir ülkeyiz. Biraz da kıvançta, neşede, keyifte, eğlencede bir araya gelelim. Hayatı bayram gibi yaşamaya çalışalım diyorum. Bayramların sayısını artıralım. Tabii ki mecazi anlamda söylüyorum. Biraz da neşede, mutlulukta bir araya gelelim diyorum. Ulus olarak, ülke olarak, halk olarak. Bir de kendimize biraz vakit ayıralım değil mi? Yani bu kendimize vakit ayıralım kısmını da bugün bu modern söylemin vaaz ettiği biçimde söylemiyorum. Hakikaten oturalım, bir boş kalalım, bir seyreyleyelim ya. Evet. Demin hani bu bayram önerisi olarak hani hiçbir şey bayramı dedim ya, hiçbir şey yapmadan dediğim gibi bir kendimize vakit ayıralım, düşünelim. Yani o seyreyleme meselesi bence çok önemli bir de. Yani hakikaten bir sürü şiirimizde var yani seyran eylemek, seyreylemek. Biraz öyle durup hani durup hiçbir şey yapmadan durup hakikaten etrafa baktığımızda da biraz anlıyoruz değil mi? Biz insan olduğumuzu, özel olduğumuzu ama aynı zamanda çok sıradan olduğumuzu, bu hayatın, bu doğanın bir parçası olduğumuzu ve bunu yaşıyorken de ya biraz bir şeyin, bir taşın üzerine taş koyarak yaşamak gerektiğini herhalde biraz bir durarak anlamak lazım değil mi? Ağzımdan aldın diye yalan. Çok beğendim. Hayır ya, şey vardır ya, hele bir dur, evet, soluklan yok, evet, yiğit. Evet. Yani hele, evet, bir durup soluklanma, evet, zamanına geldik, evet, galiba. İşte, evet. O koşturmaca yüzünden demin hani mandıra filozofu neyi fark ettirdi derken dedim ya, zaten herkesin bildiği ama o koşturmaca içinde fark edemediği, düşünmeye zaman bulamadığı şeyler dedi ki dur, soluklan bir bak, böyle şeyler var ve hayatı ıskalıyorsun dedi. Hatta hele bir dur bir ayran iç diye de ekleyelim üzerine. Müfit Can Saçıntı, Müfit abi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güzel, çok güzel. Çok... Sağlık. Gerçekten sen de bazı programlara katıl. Çünkü senden konuk olarak da faydalanalım. Yüzüne karşı diye söylemiyorum. Gerçekten dolu, birikimli bir kardeşmişsin. Tabii ki senin yine nasıl diyeyim, iş alakından ötürü konuşmuyorsun, konuşturuyorsun. Kendini çok öne çıkartmıyorsun ama ben senin çok dolu bir kardeşim çok olduğunu hissediyorum. Bu ciddi diğer programlara bir davettir. Deniz'i konuk olarak alın. Böylelikle müfettim. Evet, biraz dinleyelim Deniz'i. Benim reklamımı da yapmış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Kesmeyin bunu ha. Bak, keserseniz YouTube'da rezil ederim sizi. Kesmeyin. Tamam, ne yapalım? Böyle de bir şeyimiz oldu. Çok çok teşekkür ediyorum Müfettim Ansat'ın. Bir kere daha eksik olmayınız. Siz sevgili izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir kere daha iyi bayramlar. Gündem Özel'de yeniden görüşmek üzere.